İyi akşamlar efendim. Apar ekranlarında yine bir Salı akşamı ve yine bir şirket raporunda birlikteyiz. Sevgili Cüneyt Paksoy ile birlikte yaklaşık iki saat boyunca size hem küresel piyasalardaki gelişmeleri ve beklentileri ve bununla birlikte stratejileri konuşacağız. Programın ikinci yarısında da her zaman olduğu gibi yine hisse senetlerimiz olacak. Son dönemde özellikle Tıklıklıkla bahsettiğimiz ve yükselişiyle bu haftaya da damgasını vuran bankacılık endeksi ve bankacılık endeksinde gelen bilançoları değerlendireceğiz yine birlikte. Öncelikle Cüneyt Paksoy'a bir hoş geldin diyelim. Cüneyt hoş geldin. Hoş bulduk Bergen. Yani yine bir dakika bir araya geldiğimizi düşünemeyebilirler. O yüzden konuşamadık da hızlı bir şekilde. E, bu hafta kısa bir hafta. Yarın yarım gün. Dizin Arif'e. Için. Evet, Global bizim Ramazan olarak. bayramımız. Bir Ramazan'ı daha e, geride bırakıyoruz. E, dileyelim ki sağlıkla ha. yeni Ramazan'ı karşılayalım. Ha. Sıfır Covid vakasıyla karşılayalım. E, bu süreci e, geride bırakalım Ramazan'la birlikte. ve Güzel bir bayram olsun hepimize. Şehitlerimiz var. Onlara Allah'tan rahmet dileyelim öncelikle. E, Kudüs'te, Mescid-i Aksa'daki yaşanan, yüreğimizi acıtan... Olaylar var. Kabul edilemez. Tüm bunların gölgesinde e, bir e, şey karşılıyoruz Ramazanı, Ramazan bayramını karşılıyoruz. Bununla birlikte e, tabii ki hayat devam ediyor bir şekilde bir yerde ve biz piyasalarda ve gelişmelerde ki dalgalanmayı takip ettik, değil mi? E, benim dikkatimi çeken birkaç tane nokta vardı, özellikle bugün e, hatta seninle de program için. Yazışmamızda da söylemiştim altındaki hareket dolar endeksindeki hareket ve euro dolar paritesindeki e, hareket özellikle e, takip ettiğim sosyal medyada da e, analizleriyle takip ettiğim e, grafikler üzerinden güzel anlatanlar var senin gibi güzel stratejistler var ve orada özellikle euro dolar paritesi e, grafikleri çok net bir şekilde ortada hatta bir tane e, şeyde dikkatimi çeken şuydu. Kırmızı noktanın altı zor diyor. Ee, ve o kırmızı nokta şimdi onu da konuşalım senle. O kırmızı nokta neresi? Eğer o nokta e, o seviyenin altına gelirse piyasalarda ne olur? Hani insanlarda şu var ama gördüm net bir şekilde söyleyeyim. Bir umutsuzluk, bir beklentisizlik var. Kırmızı nokta nerede var? de mi? Paritede. de var. Ve e, şunu merak ediyorum şimdi. Amerika'da enflasyon beklentileri tahminlerden yukarıda geldi. Ama istihdamda da bozulma ciddi boyutlarda. FED Başkanı Kaplan çıktı dedi ki artık tahvil alım programının sonuna gelmeliyiz. Varlık alımlarını azaltmalı. E daha geçtiğimiz hafta yılının rüzgarını üzerinden atamamıştı piyasalar. Bir yandan enflasyonist beklentiler de yukarı yönlü hareket. Bir yandan buna e, istinaden işte tapering kısmına doğru geçelim. Amerika ne yapıyor? Yani bir yandan seans içi rekor kırıyor Dow Jones ve S&P ama gün sonunda satıcılığı kapatıyor. Nasdaq'ta teknoloji tarafında yoğun satışları görüyoruz. Normaldir diyoruz çünkü onun da başlamıştı Trump'ın seçim sürecine başlamasıyla birlikte. Biz S&P'de bekliyorduk rallileri. O da yaptı ama bir Nasdaq gibi şov yapmadı işin açıkçası ya da onun gölgesinde kaldı. Gelinen noktaya baktığımızda dün alıcılı bir biz vardı, bugün ise satıcılı ama teknik bantlar içerisinde hareket ediyordu. Normal çünkü yarın yarım gün biz Perşembe-Cuma e, tatilde olacağız, piyasalar açık olacak. Risk almak, istemeyen Risk yani. almak istemeyenler, e, belki yarın takas avantajını kullanmak isteyenlerin yine hani e, düşüşten tepki e, hareketleri alışları olabilir ama hani bizi ayrılalım. Baktığımız zaman Avrupa hem bir yandan İngiltere çok başarılı bir performans gösteriyor COVID'le. Üçüncü kapama sonrasındaki gelinen noktada hani vaka sayısını sıfıra indirdi. Sadece Galler'de bir dört hastası olduğu haberi var. Aynı dilekleri bizim için de diliyorum tabii ki. Ama buna rağmen Amerika'nın rüzgarı ona da satış yönünde yansıdı. Hani e, o şeyde grafiğin altında şöyle bir yorum vardı. Korka korka dünyayı yönetiyorlar. <laughs> Doğru mu? Korka korka mı yönetiyorlar merkez bankaları? Şimdi... Yani bir FED, bir Avrupa Merkez Bankası, bir İngiltere Merkez Bankası cidden korkuyor mu piyasalardaki bu bol likiditeden? Bence korkan merkez bankaları değil aslında sevgili ben. Onlar görevini yapıyorlar. Yani onların e, asli görevi içinde olmayan görev tanımını çoktan yüklediler. Onlar loading yaptılar yani 2008 krizinde. Bir Fed'in bilançosunu 4,5 trilyona çıkardıktan sonra merkez bankalarının korkma gibi bir lüksü kalmadı. Korkmuyoruz, yola devam ee, Yani neticede korkan e, ekonomistler, korkan e, ülke e, ekonomilerinde söz sahibi olan, Hükümetler ee, mi korkuyor? Yani çünkü enflasyon kimsenin istemediği bir sonuç. Şu an an itibariyle bizimle mücadele ettiğimiz bir Ama sonuç. Amerika zaten bunu servis etmedi mi? Yani 2014'te çok erken bir şekilde yine böyle varlık alımlarını sonlandırmasıyla birlikte kendisini sözde toparladı. Dünyaya zaten enflasyonun hani şu andaki yaşanan enflasyonun sebebi sadece Covid değil. O süreci hızlandırdı hani hep halının altına süpürülüyordu ya. O, o, süreci hızlandırdı. 2014'te dünyaya hatta o zamanki yorumlara baktım. Çok doğru, çok güzel yorumlar var e, ünlü ekonomistlerde. Enflasyonu da hatta bir tanesini hiç unutmuyorum. Enflasyonu Amerika dünyaya servis etti. Yani kendi para birimini nasıl servis ettiyse sorunları da bir bir servis etmeye devam ediyor. Ama an itibariyle enflasyonun bir tane daha müessibi, mevsim ne, nasıl denir bir an diyemedim. Nedenlerinden bir tanesi diyelim. Nedenlerinden bir tanesi de Çin. Yani Çin'in son dönem uyguladığı aşırı agresif tutum büyüme tarafında pandemi arkada bıraktılar yükleniyorlar dünya ekonomisine. Yani bugün önemli bir değerlendirme vardı. Dünya destinasyonunda navlun tarafında her iki gemiden biri Çin destinasyonu üzerinden eylemde. Yani e, her iki gemiden biri Çin'den alıyor, Çin'den göt e, getiriyor. Şimdi bu kadar agresif bir girişim demir çelik fiyatları diyoruz %65-70'ine sahipler toplam talebin. E, nereye baksanız aynı durum. E şimdi ABD ile Çin arasında ticaret savaşı var diyoruz. Ve gelen bilgiye bakıyorsun. ABD yıllar sonra e, en çok tarım e, ihracatçısı ülke konumuna yükselmiş ihracat yaptığı ülke ya, Çin. E şimdi bize görünen tarafıyla işin görünmeyen tarafı enteresan yani Çin'in bu ağır ve agresif talebi navlun fiyatlarını, konteyner fiyatlarını yukarı yönlü, emtia fiyatlarını taşırmaya devam ettikçe bir anda bir suni enflasyon ortamı da oluşuyor. Sadece parasal genişlemenin problemi değil. Merkez bankalarının görevi belli. Finansal sistemi ayakta tutmak. Biz haftalardır bunu söylüyoruz. Kalkma lüksleri de yok. Bunu konuşmaları bir de problem yarattı. Evet. Yani yalın kendini revize etti, piyasa testli dedik ne? nitekim test yapıldı da ortada. Ama FED toplantısına kadar biz çok bu konuşmaları göreceğiz. Yani FED Haziran ayında konuşacak ve ne konuşacaksa artık, hı hı. ne yapacaksa o toplantıdan sonra dünyanın geri kalanı için ve yılın geri kalanı için ve 2022 için çok önemli majör. Çünkü 2023'ten faiz arttırım sürecini 2022'ye çekebilir deniyor. Tahvil alım miktarını azaltabilir deniyor. Bunu bu Haziran söylemeye kalkarsa pet, net söyleyeyim? Böylesi bir ortam varken işte bugün satışlar var. Bunlar töder edilebilecek satışlar henüz. Tabii tabii. Yani bu satışlar endekslerde yukarı yönlü trendi bitiren satışlar değil. Ama Yukarı yönlü trendi bitirecek satışlar asıl o zaman gelir. Bunu göz alırlar mı? 2014'te yaptıkları gibi çok derin bir düzeltmeye sebebiyet vermek isterler mi? Ben merkez bankalarının bunu yapmak e, niyetinde olduklarını zannetmiyorum. Bu kadar zahmeti niye çektiler? Bu kadar riski niye göz önüne aldılar? Yani son bir yılda bir buçuk yılda e, dünyadaki majör merkez bankalarının e, doların rezerv para olma özelliği var ya. Merkez bankaların elindeki tutmuş oldukları Amerika hazine bonosu ve devlet tahvili dair olmak üzere döviz rezervlerinde doların ağırlığı ciddi anlamda azalmış. Tamam. Yani bir belki miktar... dolardaki bu hırçınlık, doların rezerv para olma özelliğini yitirebilme korkusu ve bir yandan piyasaları dengede tutmaya çalışırken bir yandan yine doların değerlenme çabası, çok mantıklı gelmiyor bana. Korku buradan mı kaynaklanıyor? Bu da var tabii ama bugünden yarına bir şey değil Yani ki. güç mü kaybediyor acaba dolar? Yüzde 75'miş, 65'e düşmüş. Hala dünyada 100 birim paradan 65'i dolar üzerinden ifade ediliyor. ABD tahvilleri düşüşe geçmişti. bir toparlanma var. Hı hı. Son birkaç aydır. Ama asıl önemli olan, o %65 olan şu an, an itibariyle rezerv paranın yerini ne dolduracak? O soruya cevap bulmadıktan sonra dolar aşağı çekemezsiniz. Hala emtia fiyatları dolar üzerinden fiyatlanıyor. Yani evet. siz dünyada herhangi bir ticaretin emtia başta olmak üzere fiyatını belirlemede doları aradan çıkarmadan e, doların bu kadar ülkelerin rezervlerinde olma efektini ortadan kal. Nereye deplase edecek Çin o kadar doları? Hala elinde dolar var. var. Ciddi Azine anlamda da var. var. 2-3 trilyon dolar civarında. Tabi. Nereye deplase edecek? Yani yuan e, belki önümüzdeki 10 senelik perspektifte Rezerv para yerine sokmak isteyebilir yani euro bile. Onun çok değerli olmasını istemiyor. Ticari yani daha doğrusu ticari savaşlarında onun en büyük e, kozu. O da var aynen. Onun çok convertible olmasını da istemiyor. Onun istediği tek şey o IMF'deki potaya koymaktı. Onu gerçekleştirdi. Bu da neydi? Kredibilitesi anlamındaydı. Aynı Tanınabilirliğini işte. arttırmak. Sonra cevap işte orada yani. gizli. Çin bunu istemez ki. Çin dolarla işi var. Beni ki ticaret savaşını normal yani iyi polis kötü polis mi oynuyorlar demeye başladım ben önümüze ticaret savaşını koyup arka planda. Ama ilginçtir. bugün enflasyon Euro'da, rakamları da geldi Çinde. Şimdi bak. Euro da tabi rakip olamadı. Evet Euro zaten yaratılmış bir para. Yani e, onun bir tarihçesi yok. Yani ben hiç için çok erken tartışmalar ama piyasalar asıl o tarafa bakmıyor. Bence şuna bakıyor sevgili Belgin. sözünü hı hı. E, balla bölmüş olayım sen devam et. E, bence piyasaların yorulgunluğu var. Yorulgunluk Tabii. yani şey bir cümle ama hani yorulmak da değil yorulmanın da ötesinde. Yani bunu ben demedim bunu e, Buffett dedi seninle hı hı. konuştuk bunu FED dedi bunu konuştuk. Yani fiyatlar öyle bir yükseliş gösterdi ki e bu yorgunluk şimdi onu devam ettirebilmek için 4 trilyon dolar paket. E, bir siyasi süreç. E o bu yani o yorgunluğu bir şekilde gazını almaları gerekiyordu. Mayıs bu sefer satar mıyız gider miyiz tekrar gündeme getirdi. Yani tarım dışı İslam datası bir kurtarır gibi oldu. Kötü veri iyi piyasa moduna mı dönüyoruz dedik ama bugünkü satışlara bakıyorum senin dediğin OFET Başkanı'nın söylemini de baz alıyor. Yani bir kere Pandora'nın kutusu açıldı. Tabii. Yani her an e, gözler merkez bankalarında olacak ama merkez bankalarında öyle kolayına ben 2020'de... Artık çok fazla da hareket edecekleri bir şey kalmadı ki yani ellerinde para piyasaları e, şeyde o materyallerine baktığımız pandemi zaman. Pandemi markada bıraktık ben mi yani. görmedim. Ben mi görmedim? Yani sevgili belki ben de... So tamam ellerinde silah vardır ama hepsini beraber. kullandı merkez bankaları. Zorunlu karşılık mı? Kullandı. Döviz tevdiat hesapları mı kullandı, kredi mi kullandı, kullandı. faiz oranları kullandı? Para da basacak, kullandı. hepsini kullanacak. Para basmama, hepsini yani o paraya, piyasaya müdahale araştırırsın. İnanıyor hepsini. musun çekilme lüksleri olduğuna? Hayır. Yani nasıl? Mümkün yani değil. Şimdi Ne yapacaklar negatifler faizi? Biz bunu haftalardır konuşuyoruz. Ne yapacaklar oradaki Amerikan tahtınları? nüfusunun yüzde sadece şu anda 25'i aşılanmış. Yani biz burada e, büyük bir nüfustan bahsediyoruz. Neye göre bunu yapmaya çalışacaksın? Fena. Yani siyahi e, ondan sonra e, yaşayanlar ve beyaz ve beyaz yakalılar. Bu Powell'ın e, açıkladığı raporda ve bir de tüm dünyada kadın iş gücünde ciddi bir düşüş söz konusu oldu. Okulların kapanmasıyla birlikte. Hizmet sektörü diyelim. Kadınlar, kadınlar kariyer mi çocuk mu noktasında kaldılar ve iş gücünden kadın emekçilerin ciddi anlamda azalışı söz konusu oldu. Bu benim ülkemde de aynı şekilde geçerli. Yani çünkü sonuçta o bir şeydi. Hizmet sektörü, kadın çalışma gücü. Ondan sonra baktığın zaman havacılık sektörü. Şimdi tüm bunlar daha yaralarını sarmış değil, daha uçaklar pistten havalanmış değil. Evet, uç, uçuşlara başladılar belli noktalarda ama bu yeterli değil ve bu yeterli olmayan noktada baktığımız zaman biz hala doları konuşuyoruz, hala merkez bankaları ne yapar noktasında konuşuyoruz. Hani Haziran benchmark ama Hazirana kadar yönetmenin... Ya Haziranda ne diyecek Fethi Yön yönetmenim hemen... merak ediyorum. Hani Haziranda. Hani şapkadan tavşan mı çıkaracak sence? Yok canım bir şey çıkaracağı yok yani hiçbir şey de demeyecek bence demeyecek. aynı devam edeceğiz. Demeye Biz sadece umutla acaba diyoruz varsayımlarımız yani tarım, içinde. Tarım dışı, İslam datasının ne kadar süreceği negatif anlamda o çabuk toparlama yani problem şu yüzde yedi yüzde 8 bir büyüme bekleniyor Amerika Birleşik Devletleri 2021'in tamamı için bu harcamalarda artış ücretlerde artış ve enflasyonda artış bu sebeple 2023'ten önce Fed'in erken bir faiz artışına sebebiyet verir korkusu. İşte onun fiyatlandığı grafiği sevgili yönetmenim hem de double olarak getirdi. Yani Hı. hem anlık grafiği getirdi. Ben grafiği hazırladığımda 1.62'ydi. şu an 1.60'a yükselmiş. Dün ama 1.50'nin de altına sarktı. Ben 50... 50'lerdeydi zaten. 1.52'ler evet, falandı. Evet evet yani. altına sarktı ama hemen de 1.60'tı. Sonra bir baktım bir, kafamı çevirdim 1.60. haftalarda şu grafiği söylüyoruz. Şu 1.70'ten uzaklaşmadıkça aşağı yönlü. Bu da güvenli liman alımıyla olmamalı dedik. Ee, 1.70'in üzerinde 2'ye 3'e doğru gitme potansiyeli ki 1.76'dan döndük. Yönetmenin evet. gösterdiği anlık grafikte o var. Problem devam edecek. Yani henüz ABD 10 yıllıklar bize marj vermiyor. Manevra alanı vermiyor. Hala. Ama devamlı birisi çıkıp bir şey söylüyor. Yani piyasa e, çok hassas bir, bir denge içinde. geliyorlar. IMF yani, başkanı geliyor. Ee, yani bir şu ana kadar sağ ...Lagart'ı lagarti görüyorum. İsb başkanı. Umarım o da faiz demez. Ee, onun dışında hemen hemen faizi konuşmayan, hani revize etse de söylemlerini pek kimse kalmadı otorite olarak. Ama benim için e, önemli bir split var. Hı. Yani o, o grafikleşmiyor. Bilmiyorum yönetmenim şimdi bana bir güzellik yapar da şuraya bir İtalya Oyunlukları getirebilir mi? İtalya Oyunlukları varsa tabii ki getirir yükseliyor. hızla. Hı. Bire yaklaştı. Aradaki spret kapanmaya başladı. Yani ABD Oyunlukları böyle 1.60 civarında. Maalesef İtalya yokmuş. tut yani Sağ olsun. Ee, bir Bire yaklaştı ve bire yaklaşması şu demek. Aradaki spret e, kapandıkça yavaş yavaş 7'lerden inmiş. 0.50'lere inmiş bir AB İtalya 10 yıllığın 1'e veya üzerine taşması Avrupa Merkez Bankası'nın daha agresif harika, harikasınız. Harika. bak 0.94. İşte evet. o yani sağ olsun var olsun. Yani 0.94. Bu 0.50 idi. Buralardayken 1.20'lerdeyken 1'ler civarındayken abi dönükler 0.50'lerdeydi. 7'lerden düşmüştü Avrupa Merkez Bankası'nın verdiği o destekle ve tahvil alımıyla. Şimdi 0.94. ...gibi bir rakam diyor ki... ...çok yakında birinin üzerine taşarım ben... ...ve bu ABD-13'lerdeki... ...aradaki spreti kapatırım diyor. E kapatması ne demek? Problem demek. Evet. E, İtalya tahvili orada olduğu zaman... ...İspanya tahvili aşağıda mı duracak? Veya diğer tahviller... ...yavaş yavaş Almanya tahvilleri... E, ...Nötr bölgeye yaklaştı. E, eksiydi. Eksi 40'lardaydı. E, 0.40'lardaydı. Şimdi 0.20'lere kadar geldi. Yani yavaş yavaş... Tahvil piyasasında bir şeyi ateşliyorlar. Tehlikeli bir oyun mu? Peki. Niye merkez, bankaları, açalım, orayı açalım. Yani, merkez bankaları. Açalım oraya açalım. Merkez bankaları tahvildan kalkmamalı bir sene. Bırakın <laughs> merkez bankalarını bir rahat. Şu sorum şu olsun. Aradaki spreadin daralması bizi izleyenlerin de daha net anlaması için. Aradaki spreadin azalması yani aralığın azalması Amerika'nın 10 yıllıklarıyla işte İtalya 10 yıllıkları ya da Avrupa 10 yıllıkların aradaki farkın azalması. Ne işaret ediyor? Problemi işaret ediyor. Problem ne? Problem şu, e, piyasa tahvil tarafından çıkıyor çünkü piyasada bir e, risk e, yükselmesi, stres var. Hı hı. Bu risk e, modu daha yüksek fiyatlama dan, daha yüksek faizden e, tahvilleri ancak alıma gelebilirim moduna Mesajı geçiyor. Öyle. Enflasyondan Peki, dolayı veya... Yani neden temel korkuyor denekler. piyasa? Bu Peki borsalara, neden kaçar? Bu da borsalara satış anlamına gelir. Tahvilden kaçış borsalara satış anlamına e, tabii. gelir. Peki para nereye gider böyle bir e, durumda? Para nakit, likit kalır. kalır. Bu dolar endeksini yükseltir. Euro-dolar paritesinde o kırmızı nokta, e, bilmiyorum onu Euro-dolar paritesi grafiğinde konuşuruz. Orayı, benim de kırmızı grafiğim var çünkü hani kırmızı modum. Hı hı. E, oraları aşağı kırılırsa bu sefer Borsalardaki satış daha da sertleşir. 110 zaten üzerinde düzeltmeye mi girer? E tabii tahviller yukarı, tabii. faizler yukarı. Yani para tahvilden kaçar. Ee, bu İtalya için oldukça ve kötü. Ve en çok darbeye de gelişen ülke piyasaları yani. Aynen. Sıcak para hareketi zaten durma noktasına geldi. Tamam. Herkes enkesidir. kendi vatanına doğru yönelir. Para kendi merkez bankalarına geri döner ve likit kalmaya gayret yani eder. Yani ondan sonra hep beraber otururlar. Biz bu işi niye yaptık derler. Ortaya o yüzden korku korku şu anda belki Sanmıyorum. o dengeleri san, san, şey yani kendi adıma Haziran dahil, 2021'in tamamı dahil ne FED ne ECB ne diğer major merkez bankaları bir faiz arttırımına gidebilsin. Bu bir. Sanmıyorum hı hı. bununla ilgili bir sinyal verebilsin. Verdikleri an oluşabilecek stres Bundan sonra biz seninle haftalarca herhalde İtalya ile on 12'de arasındaki spredde konuşmak zorunda kalacağız. Ya o kadar İtalya'da aslan payını hmm. verdiler kurtarma fonunda Aynı. o da bir işe yaramayacak. Aynen başladı, başladı. Biz farkındaysan seninle yayınımızın bir mottosu var. Finansal okuryazarlık ve evet. her yayına bir fark evet. koymak. Evet. Her yayında biz farklı bir konuyu alıyoruz getiriyoruz. Ve sonra birkaç hafta sonra ya da bir iki ay sonra o konu, başlıyor. E, nasıl piyasalarda e, post post e, olarak yani pivot değer olduğunu gör, görüyoruz. Onun için evet, bu makasa ben bakıyorum. Hı hı. İtalya ile ABD önüktelerindeki makas kapanmaya, o siflet kapanmaya devam ederse problem asıl. Sadece ABD önüktelere bakmayız bir de o siflete bakmak zorunda kalır. O zaman Avrupa Merkez Bankası biraz daha genişlemeci olmak zorunda kalır. E FED o zaman ne yapacak? FED hayır ben genişlemeci olmuyorum mu demek durumunda olacak. Sanmıyorum. Üf. Powell hiçbir zaman öyle bir şey demedi. Paranın sterilizasyondan korkmasınlar. Eğer Hı -hı. sterilizasyondan korkuyorlarsa, bunun çok, e, sen e, bankacılık Hı -hı. okumuş yüksek lisanslı bir e, insansın. E, neticede paranın sterilizasyonu kolay. Yeter ki ekonomiden önce bir toparlasın, güven gelsin. Global ölçekte normalleşme tam anlamıyla pandemiyi de arkaya bırakacak şekilde netleşsin. Biz net bir zarar tespitine gidelim. Ondan Hı -hı. E, önce siz çekerseniz problem Gelirin dolar endeksi. Şimdi evet, dolar, dolar endeksi. endeksi neyse ki Hı -hı. neyse ki hala dengede. Ha, konfor alanı vermeye devam ediyor. Ee, sevgili yönetmenim şimdi her ikisini gene böyle kelebek Hı -hı. modunda dolar endeksi gelirse hemen bakacağız zaten. 90'ları bekliyorduk hani ya. Hı -hı. Konfor alanı devam etmesi için ni takım 90'lara geldik. Evet. Yani şu kırmızı 200 günlüğün altında kalmaya devam ediyoruz ve 200 aylık ortalama aşağıda kaldıkça bir şey daha oluşmaya başladı. 13 aylık ve 34 aylık ortalamalarda kademe kademe aşağı iniyor. Güzel. Hı hı. 200 günlük 200 aylık ortalamayı kesmişti ya bu mega evet, sinyaliydi. O sinyal bertaraf olabilir şimdi önümüzdeki dönem eğer böyle devam edecekse. Yani dolar endeksi biraz aşağı o 4 trilyonu realize edebilirlerse hı hı. ve FED de masadan çekilmezse dolar endeksinin geleceği yer 88. Hatta ben... belki biraz daha altı. Ben bugün yayına gelirken... Hmm. şey Bu ABD'yi rahatsız etmez ki. 90-13'lerdeydi. Şu anda 90-06'larda. Haftalık bazda %2.13 artı da dolar endeksi. Ama aylık bazda yüzde Bir dakika çok özür dilerim. 0.98 eksi de. Aylık bazda ise eksi 2.23'lerde. Yani aşağıya mı geliyor dolar evet. endeksi? Yani tehlike, tehlike sınırında şey şu anda değil. Peki tehlike işini bir kez daha hatırlatalım. 92 50'ler mi? 92 80'ler mi? Tehlike işimiz bize. Aynen de. orası. Yani 200 aylık ortalama üzerinde kalma e, ve 200 günlük ortalama üzerinde kalma. Herkese eşit zaten. 92 61'i, 92 41'i. E, 13 aylık ortalamada gelmiş 92 70'lere. E, onu biz 200 günlükte bir görebiliriz. Burayı geçmedikçe. Çünkü o zaman 95, 96, hatta yüzlere doğru bir hareket. Biz şunu da söylemiştik. Bak, e, şöylesi hareketler. Şöylesi kalıplar. Hı hı. Her seferinde şimdi bu sefer şöylesi bir hareket. Grafiğin taşına taşıyorum. Taç ekran olsa çizecektim şuraya. Hı hı. E, yüzlerin üzerinde bir dolar endeksi ihtimali getirir. Hı hı. Biz 92 93'leri geçip 95 96'da da durmuyorsak. Hı hı. Yani bu kimsenin isteyeceği bir şey olmaz. AB Amerika Birleşik Devletleri'nde de istediği bir şey olmaz. Yani Kesinlikle. ekonomisi için çok iyi değil. Şimdi böyle bir ortamdan faydalanıyor. Hı hı. Dua edelim de şu konfor alanı, dua edelim derken şu konfor alanı devam etsin. Şimdilik tepkisiz kalması da enteresan. Yani şunu sor o zaman bana, dolar endekse gitmiyor para. Evet, dolara da gitmiyor para. Yani, Nereye gidiyor? E, tahvilden çıkıyor, borsadan çıkıyor. Altın, Nerede bu altına para? Altına mı gidiyor sence? E, orada Borsa. da tam böyle efektif çünkü bütün paranın altına gitmesi mümkün değil. E, şu an para karar vermek için... Ee, anlık likitte bekliyor overnight dediğimiz hı hı. en kısa e, vadeli likitte daha çok opsiyonlandı sevgili nerede fırsat varsa ona gir oraya, çık Hareket yani oraya anda. doğru akacak para şu an e, eğer risk artarsa dolar endeksi yükselir o zaman korkalım o zaman korkalım yani o zaman altın biraz daha yol alır borsalar aşağı yönlü gider tahvil faizleri yukarı gider. Onun için benim için dolar endeksinin grafiği çok net. Hemen senin paliteye de gelelim. Evet. Ben Zamanla orada optimum o merak kullanalım. ediyorum. Bu kırmızı nokta Çünkü neresi neden önemli? Çünkü ikinci önemli. Dört banka var. Hı -hı. Bankacık endeksinin hem TL bazlı hem dolar bazlısını hazırladım. Çok Bu güzel. Arada harika. Altın, on altın, gram altın bir de gümüş hazırladım. Evet, e, o konuda ons gümüş da senin için evet, Sen bir şey gümüşün. vardı. 1850 dolar onsun üzerine çıkar mı diye bir raporuna bir yani, bilgi bilgin olsun. Şu yeni saç modelinde de hem altın hem gümüş alın beraber der gibisin. Böyle. Der gibiyim değil mi? Ne? Öyle bir imaj mı veriyorum? <laughs> Şimdi, Şimdi, <laughs> teşekkür de yukarı gidiyoruz. 1.21.50 önemliydi. 1.21.60 tam şurada. Ve şurada iki tane direncimiz var. 1.23, 1.25. Şu 1.25'in geçirmesini istemiyor. İsevi. Yani çünkü bak daha önce gelmiş oradan dönmüş. Şimdi burayı geçerse hem şu kanala girmiş olacak hem 2018'de geçilmeyen tepe geçirmiş olacak. E 1.30'lara doğru giden bir euro dolar paritesi kimin işine yarar? İtalyan'ın mı işine yarayacak? Hayır. Ha turizmi düzeliyorsa belki. E, belki ama turizm kapıları açılmıyorsa. E bu sefer işin e, bir de sadece turizm boyutu yok, hizmet boyutu yok bir de e, sanayi boyutu var. Tabii. E, rekabetçi tarafı var. Bizim gibi ülkelerle e, önemli büyük ölçekli ekonomilerdeki rekabetçiliği de bir tutmayalım. Farklı konulardan bahsediyoruz. Hı hı. Yani ölçeklemeleri yaparken biraz da farklı davranmak lazım. Bir tabii ki borçların ödenmesi de var. Aynı yani şekilde. Ekonomik aktiviteyle birlikte, Şimdi benim değil için mi? kırmızı nokta hı hı. Euro dolar paritesinde haftalık bir grafik bu arada bu. Hı hı. Daha önce işte 1.25'in geçilmediği ve 1.40'lardan aşağı, 1.60'lar falan var da ben 1.40'tan aldım yani 2015'ten. Hani o tapering başlattıktan sonra dolar endeksi yükseldi, euro dolar paritesi paldır kül düştü. İnanılmaz Şimdi duyduğum. aynı şeyi Fed yapar mı ya bu çılgınlığı? 1.44'leri hatırlıyordum ben. Oradan böyle paraşüt sürmüş. Aynen ilişleri. öyle. Şimdi yapar mı bu çılgınlığı? Bence yapmaz. Şimdi Bence dersini almış. Bu kadar basılan paraya rağmen euro dolar paritesinin gidebildiği yer bu kadar. Hı, hı. Yani bak bir kırklara gitmemiş. O zaman basılan 4,5 trilyon dolar dolar endeksini aşağı çekerken 70'lere getirirken Euro Dolar Partisi 1.40'daydı. Sevgili evet. Belgin yani çok iyi e, doğru okumak lazım. 70 dolar endeksi gördü. Euro Dolar Partisi 1.40 gördü. Sonra ben Bernanke bu, buraya kadar dedi. Ondan sonra paldır küldür bir düşüş şu omurga değeri kırdığı an niye ortalamaları veriyoruz biz? Sadece günlük olarak kullanmayın. Bu haftalık bir grafiktir. 21, 50, 200 günlük haftalıkta da çalışır. Kırdığı an şu bölgeyi 1.35'lerdeydi omurga değer. Dikkat diyordum yayınlarda. Nitekim pahalıdır küldür indi. Evet. Ortalamalar da bir trend oluştu aşağı yönde. Yani 1.08'leri gördük 1. değil mi? Daha 1.05'i mi gördük? 1.05'leri falan Tabii. gördük. Aşağıda yani. hatta 1.05'in altını da test ettik. 1.02'lere falan geldi. 1'e bir mi olur diyorduk Aynen 0.80'leri falan mı? 1'e 1 hatta 0.80'ler mi o çıktığı yer mi? Hayır. Ondan sonra bir tepki gördük. E, tepki buraya kadar geldi. Şimdi bir o kadar daha para bastı. Gelebildiği yer bir ilme. Çünkü Avrupa'da problemler var. E, problemleri çözmeden Avrupa dolar endeksi yükselip aşağı geliyor söylüyor dolar partisi. Bir yandan güzel rekabetçilik Avrupa için ama bir yandan da ...euro'nun geleceğini tartışmaya da açar. Aynen öyle. Hiçbir şeyin aşırılığını piyasalar sevmez. Kesinlikle. Ne aşırı yüksekliği... ...ne aşırı aşağı yönlü hareketi. Hele bir konu kursa. Çünkü işin içine birçok parametre giriyor. Borsa gibi düşünmeyin lütfen kuru. Yani... Tabii. Bütün dengeleri de de etkiliyor. Bizi izleyenler için söylüyorum. Yani kur bambaşka bir şey. Onun için... ...optimum seviye... Söyledik 1.23, 1.25 aşağıda 1.15, 1.17, 1.18. Çünkü 21 haftalık ortalama 1.20'de, 50 haftalık ortalama 1.18'de, e 200 haftalık ortalama 1.16'da. Benim kırmızı çizgim 1.15, 1.16. Buranın altına indiği an 1.13, 1.10 gibi bir seviyelere doğru geri gelme dolar endeksinde daha önce gördük bunu 95 yüzlere doğru gitmeye. Bu gelişen piyasalar için de kırmızı alarm olur. Kırmızı çizgi geçilirse herkes için kırmızı alarm olur. Onun için Euro Doğa Partisi'ni özellikle birkaç haftadır senin için koyuyorum. Arada hani başka grafikler de koyduğumuz için Euro Doğa Partisi koymuyoruz ama bizim için de kıymetli şu. Ee, çünkü en çok portföy yatırım, en çok ihracat pazarımız, turizm gelirlerimiz. Evet, aynen yani öyle. neçede euronun belli bir değer içinde kalması aşağıda 1.15. Senin kırmızı çizgi kaç orada? Benim kırmızı çizgim 11870. Ya yani o daha kısa vadeli düşünüyor. Şurayı koyuyor. Evet. 50 haftalığı. Aynen. 11870 neden? Çünkü hep böyle gelip oradan böyle bir tekrar güç topladı. Son döndüm. dönemde evet, evet. Son dönemde döndüm. orayı kırarsa. Ama bir 200... kez daha kırarsa bu kez hani şey bu moralsizlik de piyasalarda. Ha orada portföyleri nakde dönmesi uygundur derim mesela. 2020'den yani sonra bir kere test etmiş evet. o ortalamayı. Evet. Bir kere test etmiş. Şurada test etmiş. Aynı. 200 günlükte tutunamayabilir. Doğru. Hı hı. Orası önemli bir çizgi. Ama bazen ihlaller vardır ya. İhlaller için ben bu bölgeyi öne sürüyorum. Onun için euro dolar paritesi önemli. Peki paritelerde bu olurken bizim dolar tl'de ne oluyor? İstiyorsan oraya gelelim. Ee, yönetmenimden bir dolar tl grafiği alalım. An itibariyle de alalım. Şimdi dolar tl'de de Birçok şeyi fiyatlamaya devam ediyoruz her zaman olduğu gibi. Çünkü bir yandan yurt dışındaki konforun devam edebilmesi bizim için önemli. Şu an dolar endeksinin bulunduğu seviye bize bir konfor alanı veriyor ama bir şey kaçırmayalım. Dolar endeksi aşağıdayken ABD 10 yıllıklar aşağı gelmiyor. Hı hı. Beraber aşağı geliyor olsalardı paradigma bizim için biraz daha konforlu alan işaret ederdi. Artı borsalarda satış var. Yani yurt dışında bir stres var. Yurt dışından sen dedin ya bu para nereye gidiyor? Güney? Yani gelişenlere gelmediği kesin. Gelişenlere... Ama fonlarına mı dönüyor yoksa yani para nerede? Para şu an e, belli bir şekilde nakitte ve domestik kalıyor. Tekrar gelişen piyasalara yayılmak için iki şey bekliyor. Bir, açlama çalışmalarının başarılı olması ve normalleşmenin hızlanması. Bu olduğu an, dünya açıldığı an Haziran'dan itibaren turizm, turizm gelirleri Türkiye'ye doğru da akış olacak. Bütün gelişen piyasalara doğru da akış olacak. Ticaret büyüyecek çünkü. Hı hı. Bu birinci beklediği bu. İkinci beklediği de işte bir faiz tartışmasıyla Merkez Bankaları'nın erken kapanmaması. Yani erken kapanmamasıdan kastım kapanmaktan kastım bu genişlemeci politikalardan vazgeçmemeleri. Yani biz daha buradayız demeleri. Bu iki sinyali aldıkları andan itibaren gelişen para piyasalarına akımızlanacak. Burada da hikayesi olan. Bizim hikayemizde de dolar TL tarafında en önemli konu kısa vade için konuşuyorum. Merkez Bankası, e Merkez Bankası toplantıda net olarak bir kez daha ortaya koydu kararlılığını. Enflasyonla mücadele etmekte kararlıyız. Enflasyon kalıcı düşene kadar sıkı para politikasında kararlıyız. Mevcut, Mevcut duruş korunacak diyerek de yakın bir sürede faiz indirmeyeceğini de Beyan etmiş, Beyan etmiş oldu. oldu. Politika arasında dengeyi koruyacağız. Biz evet. farklı şekilde ekonomiyi desteklemeye zaten devam ediyoruz. Ha Burada beklenen nedir? Yapısal reformlarla, üretimi destekleyecek yapısal reformlarla, gıda tarafındaki ve hayvancılık tarafındaki reformlarla, gıdanın baz arkada bırakacak şekilde reformları sağda hızlandırmak. Bunları yapıp hikayemizi güçlendirmek. Bir de bir 14 Haziran gibi bir benchmark var. Bir deadline var önümüzde. Önemli bir tarih. O da Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Biden arasında yapılacak NATO toplantı işte olası görüşme. Şimdi o görüşmedeki konular da önemli ve o döneme kadar e, herhangi bir katsa hep önümüze gelen S-400 katsa vesaire orada da 5 madde var. 5 maddenin dışına çıkmadıkça mevzu zaten fiyatların içinde. Hı hı. Ama bütün bunları işine alarak Merkez Bankası'nın da enflasyonda ardışık verileri görüp yılın ikinci yarısından önce yani Mayıs Haziran'da da sabit kalıp yılın ikinci yarısından önce masaya gelmeyeceğini varsayarak faiz tarafında e, dolar TL'de duygusuz baktığımızda bizi konfor alanında getirecek olan şu 21 günlük ortalamanın aşağı yönlü kırılması. Yani 8-21 mi? Bravo. Yani 8-21'in kırılıp 50 günlüklere bir kez daha gelmek. Bir geldik burada. Hı hı. Orası o zaman zaten 8'di. Şimdi 8-8-20 bandına gelebilmek ilk etapta önemli. 8-8.20 bandına gelirsek bu ilk sinyal olur. Global çektik konfor alanında yardımıyla. Ama asıl şuraya dönmek 7.50-8 bandına. Arada bak iki tane gap var. Bir, bir yukarıdan açılmış gap, bir aşağıdan açılmış gap. Orası da 7.70-7.80. Yani ben çok aşağıları artık beklemiyorum. Kısa ve orta vadeli. Yani orta vadeli normalimiz 8 ve 8'in üstü mü? Şöyle söyleyeyim normal şartlarda 8.60-7.50 bandı içinde ama pivot bölgemiz 7.70 8.60 arasında 8'in pivot olduğu bir bölge. Yani 200 günlükte de yükselmeye devam ediyor çünkü. Artık e, yani bir de son dönemde şöyle bir şey tartışmaya açıldı. Adil kur üzerinden işte e, bir anda adil kur yukarı. Öyle bir modelleme varsa. Adil kur ne? Bu modelleme. Yani Türkiye'deki dinamiklere bağlı olarak, gelişmelere bağlı olarak TL'nin olması gereken seviye üzerinden bazı yorumlar da okuyoruz. Şimdi yabancı tarafta. Şimdi ben de şunu soruyorum. O zaman o modellemede kullandıkları parametrelerde bu kadar seri değişimler mi var? 7,5'tu açıkladığınız rakam. Şimdi yani. bu rakam 9,5'a evrildi. Peki yarın o paradigmalar değiştiğinde evet. ki değişimi açık paradigmalar kullanıyorsunuz demek ki kısa vadeli. O zaman yeniden revize etmek durumunda mı kalacaksınız? Burada adil Artık ifadesini o hiç doğru yani bulmuyorum. Işte o ödemeler söyledim. dengesini baz Aha. alıyorlar. Türkiye'nin yükümlülüklerini baz alıyorlar. Bankacık sistemi ya tamam da dediğim gibi 7,5'tan 9,5'a revize etmek farklı bir şey. Biz hep şunu söylüyoruz rasyon olarak teknik risk her ülke için var. Bizim için de tabii ki var global ölçekte herhangi bir problem oluştuğunda bizim de kendimizi çok iyi defans etmemiz gerekiyor. Onun için Merkez Bankası'nın politikaları önemli diyoruz. Onun için yapısal reform kararlılığı önemli diyoruz. Onun için ABD Türkiye ilişkileri önemli diyoruz rasyonel bir şekilde. Ama rekabetçiliği doğru okumak lazım. Rekabetçilik devamlı yükselen bir kur değil. Belli bir dalgalı bant içinde, belli bir dar bant içinde kalıcılık sürdürülebilirlik. Şimdi Burada 8.50-8.60 çok önemli bir seviye. Peki şöyle sorayım sorumu. Bak dört kere yani denediğimiz şey seviye 8.50-8.60 kırılmadıysa zaten yukarıda o görülen seviyelere, dokuzu seviyelere gitmeyeceğiz. Orasının kırılması için iki tane sebep var. Hızlıca söyleyeyim sen sorunu hazırla. Ya ABD-Türk ilişkilerinde bu katsa 5 maddenin dışına çıkıyoruzdur. Öyle bir sinyal henüz yok. Hı hı. Olması da bana göre çok kuvvetli muhtemel değil. İmkan imkan dahilindedir ama illa olacak diye de bir kural yok. Sadece optimum sağduyulu bakıyorum konuya. İkinci olarak da global dolarizasyon. Ha global dolarizasyon bizim elimizde olan bir şey de değil. 90'lardan yola çıkıp e, dolar endeksi ben 93'leri geçip 95'e 97'ye 100'e gidiyorum derken derse bu herkesin problem zaten. Optimum bir problem. O zaman yukarı yönlü bir hareket görebiliriz. Ama bana göre ihracatçının da rahatladı. Çünkü ithal ikame. Yani neçede girdiğimizin bir kısmı da ithalata bağlı rekabetçiliği korurken e, gelenle giden arasındaki dengeyi de korumak durumunda. birazcık. Tabii ihracatçı. şimdi enflasyon üzerinde de etkisi var. Şöyle ki. Bir de geçişkenliği var. Ma maliyet enflasyonu yanında talep enflasyonu da beraberinde getirir. Bunun fiyatlara yansıması. Onun için, aynen. Onun için demek ki kurun 850-860 geçilmeden daha çok şu bant içinde yani 840-750. Hatta 7.88-8.50 bandı içinde kalması Türkiye'nin ve yıl sonuna kadar bu şekilde ilerlememiz oldukça önemli. Enflasyon zaten manevra verince Merkez Bankası o manevra aşağı yönlü kullanacak. Kendi bir enflasyon beklentisi de yukarı yönlü revize etti zaten. Piyasada revize ediyor ama enflasyonla mücadele etmek dışında bir tane daha paradigmamız var. Fiyat istikrarı enflasyonla mücadele ve o da finansal istikrar. O da mevcut kur ve tahvil faizleri üzerinden Türkiye'nin risk primini korumak, aradaki e, dengeyi korumak hem de üst tevdiatların bozulması yani ters dolarizasyon adına önemli hem de yabancı sermaye girişinin devamlılığı adına önemli. Türkiye bütün bunların sorumluluklarını bilerek davranıyor ve davranmaya devam edecek. Onun için hani bu tartışmalara girmek adına değil sadece bu modellemede kullanılan e, kriterlerin her iki yönde değişime açık olduğunu ee, belirtmek adına bu ifadeyi kendi adıma kullandım. Bana soruyorsan teknik analizde bir modellemedir. Teknik analizde her zaman 21-50 günlük, maksimum 200 günlük civarında hareketlilik oluşuyor. E 21-50 günlük, 200 günlükten sapma ancak kriz dönemlerinde oluşur. Global etkiyle veya farklı dinamiklerle. Ama genelde bu seyir içerisinde kur hareket eder. Şimdi benim Özetle önemli şu bir mesela. dönemdeyiz hem global konfor alanı açısından hem de içsel dinamikler açısından. Biz de temkinli, ihtiyatlı ve efsane reformlara konsantre olarak ilerlemek zorunda olduğumuz bir dönemdir. Bu dönemi de iyi kullanmak durumundayız. Bunu tabii ki biliyoruz ama kullanacağımızı da düşünüyorum kendi adıma. Çünkü her ülke kendi dengesini kurmak zorunda. Benim konuşabilir miyim? Estağfurullah. Mi? Peki. Şimdi sorun var da bizi izleyenler açısından da bu önemli. Ee, özellikle elinde şu anda döviz e, birikimi bulunanlar var e, ve küresel anlamda işte birçok olumsuzluklardan da bahsediyoruz. Şimdi burada 50, 21, 50 ve 200 günlük ortalamalara baktığımda dolar TL'deki şu andaki hareketin kısa bir resmini görüyoruz. Be belki 7.57'yi görmüyoruz ama hani e, 8.03'ün altına da gelmeyen bir dolar TL kuru var. Sorum şu: Yatırımcı olarak geri çekilmeler alım fırsatı mıdır? hani orta vadeli bakmak için enflasyon karşısında faize sıcak bakmayan yatırımcının tercihi genellikle hisse senedi ve döviz tarafında olur. Buna altını da ekleyebiliriz. Ya da bir tradersın. Dolar TL'de bir trade yaptığında burada hani 8 seviyesine doğru yaklaşımlar beraberinde alış fırsatı olarak değerlendirilir mi? 850 seviyeye yaklaştığında bunu kısa vadeli satış olarak görebilir mi? Bu durumu bozabilecek yani 8'in altına sarkıtabilecek dolar TL kurunu beklenti var mı ekstra burada? Yani bir trader olduğunu düşün stratejist değil tuşa basacaksın. Böyle bir e, bant aralığı içerisinde hareket doğru mudur bu birincisi? Ben kuru hiçbir zaman için bir şey olarak görmemişimdir sadece bir H olarak görmüşümdür yani. Sermaye piyasaları, hisse senetleri, vadeli taraf hareketleri ama burada da trade yapan tabii ki meslektaşlarımız vardır. Bu gözle baktığımızda doğru bant aralığı neresidir? Bunun üzerine kolay kolay çıkmaz diyeceğin seviye 8.50-8.60 mıdır? Kur 5-10 senelik periyotlarda döngülerde yani 5-7 maksimum 10 senelik döngülerde Yukarıdan maliyetlenen için ciddi stres yaratır. Onun için yatırım aracı değildir. Hı hı. Ama hareketin başlangıcını yakalıyorsan, şöyle bir hareketin başlangıcını yakalıyorsan ve nerede de e, realize edeceğini biliyorsan, kuru trade ediyorsan, bu sadece dolar TL için değil, euro, t, euro dolar için de, diğer döviz çiftleri için de farklı değil. Ama oradaki tabii e, seviyelerle, buradaki seviyeler arasında bir standart sapma farkı var, bir modelleme farkı var ama neticede Bizim bir şekilde 850-860'ı, şimdi bak 1, 2, 3, 4 defa test ettiğimiz, geçmediğimiz o seviyeyi teknik olarak geçmememiz gerekiyor. Geçtiğimiz an çünkü biraz daha yukarı yönlü bir hareket ihlali olarak kalmadıkça mümkün. İki sebeple geçeceğini de söyledim. Birincisi dolar endeksi yukarı yönlü hareket devam ederse güçlü bir şekilde konfor alanımız daralırsa o bütün para birinden euro dolar paritesi de o sırada 1.18'leri hatta bir on altları aşağı yönlü kurabilir. Hı, hı Ya da e, dolar endeksi dışında ABD Türkiye ilişkilerinde mevcut sistemin dışında, mevcut paradigmaların dışında bir paradigma oluşumsa. Ama ben tradersam, yani bunu bir grafik olarak görüyorsam, eğer short tarafında pozisyon alacaksam 850, maksimum 860 stoplu, e, aşağıda 820'nin altına 8 ve 7 60 hedeflerine, 7 77 80, 760 hedeflerine Doğru bir trade düşünürüm strateji olarak. Aşağı e, yönlü değil, yukarı yönlü de düşünüyorsam buraları bir alım fırsatı olarak. Yani 8.20 kırıldı, 8 veya 7.70. Orada da stopum aşağıda maksimum e, açtığım pozisyona bağlı. Buralardan açtıysan 8 veya 7.70 stoplu e, düşünerek devam ederim. Bu her grafik için böyledir. Yani yukarı yönlü açıyorsan aşağı yönlü bir stop koyarsın. Aşağı yönlü açıyorsan yukarı yönlü bir stop koyarsın. Çünkü seni zorda bırakacak olan senin olduğun yönün tersine hareket etme efektidir. Evet. Sen ters yönde kaldığın an stop olmayı biliyorsan ister bu kur olsun, ister lise senedi olsun, ister farklı bir emtia veya başka bir grafik olsun Terste kalmaman gerekir. Onun için Dolar-TL tarafında da… Tabii çünkü da, bir de vadeli tarafta da var dolar kontratları Yani e, o açıdan da. şu var, biz o zaman şunu söylemiştik. Şu bölgeye geldiğinde önümüzdeki dönem ödemesi olan, önümüzdeki dönem Dolar-TL e, tarafında yükümlülükleri olan kurumlar için veya bireyler için önemli bir hedge imkanıydı, önemli bir hedge alanıydı. Şimdi de burası da döviz tevdiat için eğer 8.50, 8.60 geçirmeyecekse buralardan döviz tevdiat tarafından TL realize olmak Bergin. Sene sonu zaten burada kalmış 7 ay, 7 ayda getiriyi de hesap edersek üzerine nereden baksam bir e, sopaj imkanlarını da varsaydığımızda %10'luk bir getiri getiriyor. Zaten hedeflenen, şu an bize söylenen e, o 9 ve üzeri bir kuru sene sonu Getiriyor Hı -hı. buradan bile realize olsa. Evet. Hatta bir de oradan geri dönme ihtimali var. Onun için çok ekstrem bir durum oluşmadıkça, Türkiye dinamiklerini korudukça yukarı yönlü bence hareketler, belirli eşikleri geçmedikçe satış fırsatı olarak kalır. Ama aşağı yönlü de marjımız daraldı. Net olarak söyleyeyim. Yani artık şu bölgenin de altında çok ekstrem bir global değişimle ya da kendi hikayemizin ekstra güçlenmesiyle, yani 7.58 bandı. Gelme ihtimali yani 7.58 bandı ama. bana göre dip oldu. Evet. Yani 8 diyerek koymayalım çünkü onun Hayır, da ihtimali olabilir. Hayır şöyle ama şu var. Burada bir parantez açalım. Önemli, tabii. Enflasyon var ama CDS'lerdeki yavaş yavaş geri çekilme hareketi de e, TL varlık fiyatlamalarını pozitif yönde yansıyabilir. E tabii. Yani bu o, sabah baktığımızda hani 400'lerin altındaki seyir devam ediyor. Bu olumlu. Ama bunun tahvil tarafına ve TL tarafına yansımasını henüz görmüyoruz. Yani en son 280'den döndük CDS'de biz 280'e kadar gelmiştik. E şimdi şuna bakıyor piyasa Merkez Bankası aynı devam ediyor. Bunu gördüğü ardışık bir şekilde görmeye devam ettiği an yani Merkez Bankası sıkı para politikası vurgusunda kararlı ve enflasyonu düşürmekte kararlı bir Merkez Bankası piyasa algısı olarak netleşmeye devam ettikçe kur tarafındaki baskı en azından o kaynakla azalır. Hı hı. Neye evet. bakarız o zaman? turizm sezonunda yakalıyorsak ödemeler dengesinde bir iyileşme. İhracat da yukarı yönlü. Global e, sistem kendini büyüme noktasında revize ediyorsa yukarı yönlü. İhracatta da büyüme. E, o da ödemeler dengesinde bir rahatlama. E, o zaman kurdaki yukarı yönlü baskılar azalır. ABD-Türkiye ilişkilerini burada bırakırsak. Bu, bu da bir senaryo. Hatta siz bankacık sistemi içerisinde özel sektörle bankacık sistemini birleştirecek bir modelleme de yaparsanız İstanbul yaklaşımı daha da riskleri azaltabilirsiniz. Evet. Önümüzdeki döneme dair. Son. Bunun açık açılımları var ve bunun hı hı. imkanları da var. Bunu da hatırlatmak isterim. Tabii. Bir son 5 dakikamıza bir Borsa İstanbul girişi yaparak istersen tamam, başlayalım. Tamam sonra bankacılıkta çünkü Evet devam sevgili yönetmenim de bize Borsa İstanbul'u da şöyle bir biz yüzü de getirirse. Hemen bugünkü istatistiklere baktığımızda kapanış 1444 puan seviyesinden gerçekleşti. %1.10 değer kaybetti. 1438 ile 1455 arasında devam etti gün boyunca. Haftalık bazda %1.67 Aylık bazda ise %3.71 yukarıda. Son dönemde baktığımda özellikle 50 günlük hareketli ortalamaların olduğu 1430 seviyesi önemli bir destek haline geldi. 1430 1440 Önce dirençti. Evet. O bant, bantın üzerindeki seyir piyasada iyimserliği beraberinde getirirken endekse de güç verdi ve 1460 kapatmıştı bir önceki kapanışımız. Bugünse onun realizasyonunu gördük çünkü dediğim gibi işte tatil süreci biz kapalıken piyasalarda yaşanabilecek olumsuz. Bir de dışarıda gibi, da satış var sevgili vergün an itibariyle. Ama bankalara işte. gelen tabii ki satışların da bugün baktım sanayi gıda bankacılık hava ulaşımı hemen hemen tüm sektörler satıcılıydı. Yani sanayi biraz daha azdı bankacılık biraz yani, daha yüksek. Yani sanayi üretimi mesela bugün gelen sanayi üretimi beklentinin çok üzerinde son derece sevindirici %16'lar seviyesinde gelmesi olumlu. Cari açıktaki azalış, dengedeki azalış olumlu. Ama tabii ki biz farklı bir şeyi fiyatladık küresel bazdaki hareketleri de. Şimdi endekse net duygusuz bakıyorum. Net. Yani daha da duygusuz. Tamamen. Bir, iki kere bir kanal var burada. Bu kanalın üzerine geçmeden bize rahat yok. Bu düzeltme bitmez. Hatta şu bölgeye geçmeden tam Düzeltme bitip yükselen trendin içine geri döndü diyemeyiz. Bu işin retoriği. Ama bak bir üçgen oluşmaya başladı. Bir üçgen içinde sıkışan bir borsa İstanbul. Yukarıda şu kanal. Aşağıdan gelen kanal. Fiyatlar arada sıkıştı. Şimdi evet. ihlal olarak kalacak yerde şu bölge. 1350-1300. Son döndüğümüz yer. Hı hı. Şimdi... Nereye gelmiş aşağıdan yukarı eee 1395'lere, 1400'ler, 1395 1400'e 1400 kat edecek. Ya 1400'ü kıracak bu endeks ve 1300 1350'den bir daha dönemeyecek. Evet. Bu herkese sat sinyalidir. Net. Sanayi dahil. Hatta sanayide daha fazla etkileşim olur çünkü bankacık endeksi arasındaki makas kapanmaya başlar. Primli çok hisse var çünkü. Biz anlatıyoruz grafiklerde de. Onun için şuraya dikkat ama duygusuz olarak. Eğer 1395'in, 1393'ün altında başlıyorsak 1300, 1350 bizim önemli sinyalimiz. Maksimumda 1200, 1250 son döndüğümüz yer. Aynen. Yani bir önce döndüğümüz yer daha doğrusu. Yukarıda da eğer 1485'in üzerinde 1500, 1485'in üzerinde kazanım kapanışlar geliyorsa yurt dışı normalleşip bu bizi yukarı biraz daha itecek. Henüz 21-13 günlük 50 günlüğü kırmadı. Kırsa bir alım sinyali olmayacak. Bak tam buradayız. Yalnız 13-21'i kırdı. 13 günlük ortalama e, 1420. 1420'de. 1416'da 21 günlük. Yavaş yavaş o 1430'a doğru gidiyorlar. Evet. Elbirliğiyle ikisi birlikte kırdığı anda neler olmuş? Yükseç. Neler olmuş görüyoruz. Daha önce de farklı değildi. Onun için ya burada yani Karadağ'ın yaklaşıyor. Önemli Mayıs Karadağ'ın. Geçen sene Mayıs'ta yukarı kopmuştuk. Evet. Hepimiz. Yine, yine bekliyorum. Herkes. Yani ABD hani borsalarında. Bu kadar da, olumsuzluğa rağmen ben hala olumlu. Ya ABD borsalarında yataya geçse da yeni rekor da beklemiyorum. Yataya geçsinler. Hı -hı. Yeni rekor değil. Ama en azından insanların moralini Mart ayındaki yaşanan kayıpların telafisi ve şu andaki hareketi Mart ayındaki kayıpların telafisi yani. aynı zamanda da yeni sırada bekleyen halk arzlar için de Taze kan yani yatırımcı durdu dedi ki yani ben piyasada daha zararımı telafi edemedim güzel fırsatları Tabii kaçırıyor. S&P ve DAX'ı da anlatamadık vakit hı hı. şeyinden önemli konulara değindiğimiz için S&P'nin e, aşağıda 4000'lerin altına 3800-3900-4000'in altına gelmemesi DAX'ın da e, 14500-14000'lerin 15000'in altına kaldıkça o bölgenin altına gelmemesi yatay kalsınlar. Biz eğer yukarı yönlü hakikaten 1480-1500 kırıyorsak hareket biraz daha hızlanacak. Ve yolumuza devam etme imkanımız olacak ama duygusuz diyoruz ya. Tamam. Desteklere dikkat. O zaman reklamlardan hemen sonra. Bankacılıkla devam. Bankacılıkla ve biz yüzde. Hem TL bazlı geçişti. hem dolar bazlı hem 4 hisse. Tamam. Efendim kısa bir aranın ardından biz buradayız. Evet efendim şirket raporuna kaldığımız yerden tam da biz ve Biz Bankacılık bölümünden başlayalım. Sevgili Cüneyt iki tane grafik hazırlamış. Özellikle bankacılık endeksinin hem dolar bazında hem de TL bazında grafikleriyle ikinci bölüme başlayacağız. Öncelikle e, dolar bazlı grafik gelsin. Bakalım biz bankacılık dolar bazında ucuz mu pahalı mı bunu hep birlikte görelim. Evet sevgili Cüneyt Biz e, Bankacılık Endeksi. Şeye Biz girip... yüz aldı başını gitti. Aradaki makas inanılmaz açıldı. Biri bin yüzlerde biri bin dört yüzlerde, bin beş yüzü zorluyor. Aynen. Ne olacak? Şimdi. Yabancı henüz gelmiyor. Özellikle. Ama yabancı buradan gitmiyor da. Yani eee. Giden gitti de bundan sonra e, hani kalanların kalması ve devlet yeni, iş borçlanma senedinde pozisyonlarını tutuyorlar. Yani yeni geleceklerin çünkü bugün açıklanan e, rakamlarda bir 5 milyar dolar bir portföy çıkışı var. Onun ne ise senin ne kadar dips e, bilmiyoruz ama buralardan artık neden bankacılık e, sektörü düşünülür? Hani çıkar iner ayrı ama e, anlatmak adına bu grafiği hazırladım. Şimdi hı hı. 2001 de yaşadığımız süreç dahil var bu grafikte dolar bazlı. 2008 krizi de dibi gördüğümüz seviyeler de var burada. Sevgili Belgin, 2008'de 250'ler civarındaydı bankacılık endeksi. Dibi orada görüp yukarı 1250'lere gitti. Şu hareketi gör. Tabi burada en büyük resim bu. Neçe'de e, grafiğimiz e, önemli bir grafik ve haftalık bir grafiği sıkıştırdım iyice. Hani şöyle bir müthiş bir omuz baş omuz gözüküyor. Evet, evet. Bu, ya bu da aşağı gelir tamam. Onu da kabul ediyorum hadi. E, ama artık buralar önemli bölge. Çünkü 2008'in de altına gelmişiz. Maalesef. Bak, şurada bantta 250'yi bir geçmişiz. Hı hı. Bu 2020'nin başında dolar bazlı 200 günlüklere ulaşmaya çalışmış. Çünkü her seferinde 200 günlük ortalamaya gider. Hı hı, hı. TL bazda, dolar bazda her seferinde grafik yukarı yönlü tepki veriyorsa hep 200 günlüklere doğru gitmek ister 50 günlüğü geçtiği zaman. Gelemeden aşağı. E şimdi bulunduğu bölge bakıyorum 2003-2004'lerde bankacılık hareketinin müthiş hareketine başladığı zaman. E şimdi önümüzdeki döneme dair bir projeksiyon yapalım. Bankacılık sistemimiz güçlü, kuvvetli mi? Evet. E, o günden bugüne hiç mi gelişmedi bu bankacılık sistemimiz? Gelişmez olur mu? Sermaye yeterlik rasyonlarına baktığımda. Hiç mi üzerine bir şey yani katmadı? Yani ortalama %17'lerde. Şu son gelen Tabii. şimdi sen yorumlayacaksın. Evet çekirdek sermayeye baktığımızda karlılığında düşüş %10'larda, %9, %10'larda. Yani, e, zaten küresel bir finans krizinde bu kadar güçlü durması niye fiyatlanmıyor ki? Yani bütün ki? dünya bankalarını da göz önüne alalım. Evet. Tamam oralarda da düşüş gördük de. Yani bizim bulunduğumuz seviyeler bugünden yani 2003'lerden 2001'lerden geldiğimiz seviyelere kadar hiç mi gelişmedik bu seviyelere geldik? Özetle hı hı. eğer hı hı. Türkiye yoluna devam edecekse ki beklentimiz ve görünen o sıkıntılar her ülke için var bu sıkıntıları da Türkiye aşacak kuvvet ve güçte. Bankacılık sistemimizde kuvvet ve güçte. Halk Bankası gibi bir problemi de arkada bıraktığımız andan itibaren kamu bankaları içerisinde her ne kadar bilançosunda özel bankacılık sistemine göre daha fazla risk var dense bile hı hı. neticede e, kamu bankalarının zaten bir görev tanımı var. O görev tanımı içinde hazine ile kamu bankaları arasında Merkez Bankası'nın da içerisinde bulunduğu bir ayrı e, koordinasyon da mümkün. Neticede kamu bankaları bir işlev görüyor. Yani, evet onların verdiği destekler ve krediler olmasaydı biz 2020'yi büyüme tarafında kapatabilir miydik? E, bir bedel var. O bedelin neticede bilanço yansıması var ama hep de böyle gitmeyecek. Neticede Türkiye bir noktadan sonra pandemiyi arkada bırakacak. Bazı Peki. dinamikleri arkada bırakacak ve büyüyecek. Özel bankacılık zaten kendi normları içerisinde, kendi risk anlayışı içerisinde ilerliyor. Tek problem özel sektörle bankacılık arasındaki problem. E onu da global ölçekteki gelişmelere bağlı olarak kendi iş dinamiklerimizde bazı çerçevelerle anlaşmalarla çözme ihtimallerimiz her zaman masada. Onun için şu bölge artık bankacılık endeksi içindeki banka hisselerini düşünmek için yeterli bir alan. Yani onun için bu kadar senelik grafiği gösteriyorum. Ha düşer mi? Bir alta düştüğü zaman zaten 2001-2003 fiyatlamalarına. Ama bir alt dediğin zaman 0.65 yarı yarıya. Evet. Yani bankacılık endeksinin 900'ler, binler altına da gelme ihtimali. Bunu bir tarafta tutalım. Ama yukarı yönlü, aşağı yönlü bir potansiyel var ama yukarı yönlü maksimum hatta minimum 200 günlük ortalamaya doğru gitmesi durumunda 250'lere kadar bir bankacılık endeksi çarp 8'de 1700'ler civarında bir bankacılık endeksine tekabül eder. Özetle bankacılık endeksi hem dolar bazlı hem de TL bazlı bir performans vaat ediyor. Yeter ki Türkiye hikayesi bir şöyle satın alınmaya başlasın. Global tarafta bir düzeltme, sert bir düzeltme oluşmasın. Gelişen para ülkelere ne yani gelişen ülkelere hı hı. sermaye akışı devam etsin. Biz de oradan tekrar pay alalım. Şu grafiğin üzerine hemen TL bazlıyı koyalım. Evet alın. TL bazlıya Şimdi da bakalım. Çünkü şöyle bankalara zaten birazdan. açıklamalar kısmında ben bu konulara da hani değineceğim. İşte Eğlen. bu da TL bazlı. Evet. Şimdi sevgili bir Allah aşkına yani 2019'da gördüğümüz dip 900 bin bandı. Evet. Ama son iki buçuk senedir de gördüğümüz dipler buralar yani bin, bin elliler. Şimdi yukarı hareket bankacık endeksler de olur demiştik geçen hafta seninle. Oldu. GEP'i kapattığımız bölgeye bir kez daha gittik. 50 günlere yaklaştık. 50 günlük neresi? 1182. Yani 1140'tan kapadık. 1165-1170'lere gittik bankacık endeksine. <laughs> Bugün bir satışta tekrar geri geldik ama şurayı geçtiğimiz an 1180-1200'leri 200 günlüğe kadar gider. 1300'ler. Ama asıl demin dedim ya dolar bazlı. 250'ye kadar gitse bile. <laughs> Yahu şuraya kadar şu üç kanal diyorum ya üçlü kanal. Oraya kadar hareket sadece bizi dolar bazlı 200 bin kadar götürmüş olacak. Doğru. Takdiri izleyenlere bırakıyorum. Doğru. Yani bundan sonra ekonomiyi takip ederken borsaya olan etkisini takip ederken niye haftalardır bankacık endekslediğimizi anlatmak için iki grafiği üst üste koydum. Peki şunu sorayım. Çünkü İkinci bize soruyorlar ya hocam ha? gitmiyor tamam gitmiyor. yabancı baskıladı sattı 65'lerden evet. payını 40'lara e bir de bölünmeler var yatırdı. temettüler var sermaye artırımları var endeks de baskılıyor. Ama alıyor. bankacılık sistemi çökmedi bitmedi. Evet yani burada tamam ondan sonra ne var işte gelirlerinde azalış öz sermaye karlarını bu mu? Takipte şimdi mesela şey BDDK sürekli olarak istatistikler yayınlıyor bankalarla ilgili takipteki alacaklar olsun krediler noktasında olsun. Kredi şey verme iştahında bir geri çekilme var. Buna karşılık da ayırdıkları karşılıklarda da boşa çıkmalar var. Dolayısıyla mevduat ağırlıklı bir noktaya gelmişler. Bunların hepsi karlılığı olumlu etkileyecek unsurlar. Evet kredi vermek, bankalar kredi vermeyi sever. Bankalar mevduata faiz vermektense kredi vermeyi severler. Ama kredi faiz oranlarının yükselmesiyle birlikte krediye olan talebin düşmesi, dolayısıyla da onları ayırmış oldukları karşılıkların boşa çıkması beraberinde. Bu ikinci çeyrekte ticari faaliyetlerin e, tekrardan normale dönmesi, ticari kredilerdeki artış, onlarda da düşüş var. Onunla birlikte ikinci çeyrek bilançoları çok daha güzel olacak. Dolayısıyla bugünden yavaş yavaş geri çekilmelerde endekste banka hisselerinden bir veya iki tanesini portföyünde önümüzdeki 8 ay ya da 12 aylık projeksiyonda toplamaya başlayan bir yatırımcı İkinci çeyrekte yakalayamazsa bile üçüncü çeyrekte bankacılık sektöründe iyi performansları yakalayacak. Bunu demeye sürekli. gayet ediyorum. Güzel özetledin. Çünkü aşağı yönlü kötü senaryoda yani global piyasalarda düzeltme devam etti. Bizde de banka satışları devam etti. Aşağı yönlü %5 ile %10 arası bir potansiyel var. hı. hı. Duygusuz. Yani 1060'larda dengelenen 1060'ı kırdık Evet. Bin, 1250'yi hedefleyen bir bankacılık endeksi görünüyor. Yani 1000 veya 900'e geldik veya oradan yukarı Hı -hı. gittik ama her seferinde Hı -hı. 1250 1300'lere hatta 1400'lere evet. gitmek isteyecek. Tabii ki. Ama yukarı yönlü minimum %25 %30 TL bazlı. Evet. Hala Hatta yüzde %50, yüzde %70 %70'e kadar çıkabilecek bir potansiyel. O da bana ve da biz çok sıklıkla sorular. Her defasında tekrarlıyorum bunu. Bunu söylediğimiz an aşağı yönlü potansiyel yukarı yönlü potansiyel arasındaki farka baktığımız zaman kademeli bir şekilde, dikkatli bir şekilde, temkinli bir şekilde banka hisselerinde sağlam e, olarak gördüğümüz bankacık sektöründe portföylerde yer, model portföyden çıkarılabilir. Biz 25 senede neler gördük, neler çıktı, neler evet. geri geldi. Yani, yani bu bankacık sistemi. Türkiye bankacılık sistemiyle kaim. Yani Türkiye'de bankacılık sistemini alıp da buraya koyamıyorsunuz. Reel sektör sanayi endeksi yukarı çıktı. Karlar bu kadar güzel geliyor. Hı hı. Hisse performansları. Peki bu bankacılık sektörü hiç yansımayacak mı? Yansımaz mı? Dönüp yani, de bu bankacılık sistemini hiç bir yerde taşlandırmayacak mı? Belki Alın biz satın biraz tavsiyesi bazen, bazen vermiyoruz. Erken söylüyoruz ama e, vermiyoruz. bunu, bunu, tabi, bunu ama, not alanlar elbette görürler o performansı. Şu grafikler bize hiç konuşmasam da bir şey söylüyor. Evet. Yani neticede Yukarı ben yönlü diyor. potansiyel, Benim bu. aşağı yönlü risklere göre bu pozisyonlar alınabilir. Ama tek şartla değil, bir kere de değil. Küresel bir şekilde bazda bir olumsuzluk yaşanmazsa çekincesini sürece. bir yere koymamız ha, gerekiyor. Bankacılık sistemini komple etkileyecek bir global kriz olur. O farklı. Ama evet. onun dışında bize özel aşırı satım görüyorum ben. Aşırı aşırı satım. Hı -hı. Duble aşırı satım. Evet. Yani sadece özel sektör bankacı kendi veya bankacılık veya NPL'ler yükselecek yani geri dönüşü takipteki ıı, Aslında takip şey de var olacak. yani bireysel evlilik Sadece bunu anlatamam ben bu, ucuzdur. Ondan sonra fonların da yavaş yavaş artık banka Şimdi bunu eseri, yabancı görmüyor ]inde. mu? Yani sadece yabancıya odaklı bakıyor. Sanki yabancı gelip banka alıyormuş gibi. Hayır. Fonlarımız, fonlarımız da var da bizim. Fonlarımız da alacaktır. Yani. Ayrı konu. Ama bunu yabancı da görmüyor mu? Az önce gösterdiğim dolar bazlı grafiğe şöyle yabancı da bakmıyor mu? İlk işler düzeldiğinde nereye gidecek? sonsuza kadar satmayacak bu ülkeyi. Tabii ki. Belli bir noktada alacak. Yani neçede bir kar potansiyeli var. Türkiye'nin performansını niye konuşmuyoruz? Türkiye'nin gelecekteki performansını niye konuşmuyoruz? Türkiye'nin 10 beklentiler yıllık tahvil alınmaz tabii. mı? 10 yıllık tahvil Gerçekler faizinin 17'nin altına gelmesiyle birlikte yabancının burada ağırlığı artar. İşte yani beklentiler alınır gerçeklere satılarak kadar deriz. Bu beklentiler bir gün alınmayacak mı? Alınıyor aslında. Yani, Sonrasında bir anda şov başladı. Ya. Yarın Ama onun için bankacılık endeksini ben e, devamlı konuşacağım. Ha, Hı -hı. Aşağı seviyeler görürsek bunu da zaten söylüyoruz. Hı -hı. Gelebileceği yeri de gösteriyoruz. Tabii yani 2020 ekstrem bir yıldı. Tüm dünyada teknoloji, gıda e, buna bağlı olarak pandeminin etkileriyle sağlık sektörü başı çekti ve bankacılık sektörü e, çok daha geri planda kaldı. Tamam 2 senedir 3 senedir lokomotif değil kabul ediyoruz. Evet. Sınav endeksinin Hakkını vermek lazım, teslim etmek lazım. Orada da beklentiler çoğunluğu Kabul da satın aldı. Çarklar dönüyor diye fiyatlamalar oldu ama belli bir noktada senin dediğin gibi yoruldu. Ya çarklar o diyor. Gelecek bankacılık sektörünü destekleyecek zaten. Tabii. Hazirandan sonra da havacılık sektörü, turizm sektörü eğer COVID ile ilgili ciddi mücadele verirsek... Ödenemez diye korktuğumuz iyi. krediler ödenebilir hale gelecek. Tabii ki. Gibi gibi. Yani beklentiler olacak. Şimdi istersen bankacılıkta Garanti Bankası. Bir ki 6.60'dan 7.80'lere gitmiş kısacık sürede bir garanti gördük. Dikkatini çekerim. Şimdi evet. garantiye başlıyorsun. %20 Aynı. potansiyel demek. Tabii ki. Bir anda dibi bulduğun bir anda, anda Ama yukarı yönlü performans alıyorsun. Şimdi orada baktığımız zaman mesela fiili dolaşımdaki oranı %50'lerde Garanti Bankası. Yani. Aynı zamanda endeks hesaplamasında da etkisi büyük. Bununla birlikte Garanti Bankası'nın genel anlamıyla baktığımızda Satıcıl olması piyasada moralleri bozarken alıcılı seyri piyasaya moral veren de bir... Ve bir anda hani, da... Banka hani onu bir bank olarak değil de bir gösterge olarak görüyor piyasada. Eskiden iş bankasıydı şimdi evet. yanına onu, onu Evet koyuyoruz. daha çok şey aldı. Ee, şimdi pandemi e, bilançosuyla ilgili olarak raporları değerlendirme raporlarına baktığımda özellikle İspanyol sermayeli garanti BBVA karını %51.4 arttırdı haberiyle başlayalım. Burada özellikle bilançoda vadesiz mevduatların toplam mevduatlar içerisindeki payı yüzde 44'lere ulaştığı dikkat çekti deniyor. Ve tabloların değerlendirmesine şöyle bir baktığımda yılın ilk üç ayında net karı 2 milyar 544 milyon 331 bin lira olarak gerçekleşmiş. Bununla birlikte aktif büyüklüğü 568 milyar 834 milyon lira seviyesinde gerçekleşmiş bu anlamda önemli. Hemen diğer değerlere baktığımızda mevduat tabanı e, yılın ilk 3 ayında yüzde %4 büyüme ile yüzde, e, 371 milyar 866 milyon oluyor. Güçlü sermaye odağını koruyan bankanın sermaye yeterlik rasyosu %16'nın biraz aşağısında %15.8'lerde öz kaynak karlılığı ise gayet güzel %16.7'lerde, aktif karlılığı ise %2'nin biraz aşağısında %1.9 olarak gerçekleşmiş. Şimdi burada bakıyorum özellikle finansal varlıklarına baktığımızda garantinin birinci çeyrek özet bilançosunda geçen yılın son çeyreğine göre kıyasladığımızda finansal varlıklarında artış var. Kredilerde dengeli bir artış durumu söz konusu hatta azalış da diyebiliriz normalde çok daha yüksek olabilirdi. Mevduat kalemine baktığımızda kredilere bağlı olarak da mevduat artışı söz konusu. Tabi buradaki ayrılan karşılıkların mevduat tarafına geçişi var. Beklenen zarar karşılıklarında düşüşler var. Çünkü e, ödemeler yani tahmin edilenden daha hani risklerin azaldığını görüyoruz. Şimdi burada baktığımızda öz kaynak karlılığı %16.7, aktif karlılığı %1.9 olan banka şu anda borsadaki fiyatlamasına baktığımızda bunu fiyatlamıyor bana göre. Yani böyle zorlu bir dönemde bunu fiyatlamıyor. Ve bankanın sermaye yeterlilik rasyosu da %15.8'lerde. Şimdi Avrupa'daki emsal bankalara bakalım ya da işte Avrupa'daki İspanya'daki BBVA'ya bakalım aynı seviyede mi acaba bankacılık şeyi? Dolayısıyla içeride bankacılık sisteminin bizde özellikle 2000'li yıllardaki o yaşanan toparlanma işte yaklaşık 40'a yakın değil mi? Bankanın tarihe gömülmesi ve bankacılık sisteminde ciddi reformların gerçekleştirilmesi sonrasında sistem kendi içerisinde kontrol mekanizmasını geliştirdi. Yoksa bu denli şoklara, dış şoklara karşı e, birçok banka... Ya Bay aktif devrede. Tabii ki. Açık pozisyonlarını takip ediyor. An ve an bilançolarını takip ediyor. Kesinlikle. Nerede ne sıkıntı var takip ediyor. Aynı. Hangi ülkede bu kadar eş zamanlı Şeffaf ve bir var? de bunlara da, bunları da zaten hafta içinde istatistik olarak da Devamlı yayınlıyorlar. Da yayınlıyor. Ve ondan sonra aylık bazda da istatistikler olarak da yayınlıyorlar. Yani kaç kere st stres testi yaptılar Avrupa'da? Kesinlikle. Yani sonuçlarını söylemiyorlar. Stres testi yani yapacağız bilmiyoruz. diyorlar Büyük ama. İtalya Açıklama tür... yapmıyorlar ama bizde her şey didiklenebiliyor ama biz de her şeyi şeffaf bir şekilde söylüyoruz. Şimdi Garanti Bankası Genel Müdürü'nün Sayın Baştuğ'un da açıklamalarını aldım şöyle bak, neler söylemiş. Diyor ki küresel salgın açıklamasının üzerinden bir yıldan fazla zaman geçmesine rağmen tüm dünyada etkileri devam ediyor. Türkiye bu ortamda 2020 yılında dünyada pozitif büyümeyi yakalayan istisnai ülkelerden bir tanesi biridir. Ve 2021 yılında da yaklaşık %5'lik büyümeyi yakalayarak pozitif gelişimi sürdüreceğimizi düşünüyoruz diyor. Bununla birlikte işte bankacılık, dijitale dönüş, dijitale dönüşün hızlandırılması, dijital müşteri sayımız 9.9 milyona ulaştı diyor. Ve bu anlamda baktığımızda hemen hemen tüm bankaların işte basın açıklamalarında ya da genel müdürlerin yaptığı açıklamalarda dijitale özellikle bu tam kapamalar ve karantina süreçleri baz alındığında dijital ağırlığının biraz daha arttığını görüyoruz. İlk sanal post cihazı, ilk temassız kredi kartı sistemlerini de e, sunan garantiydi ve ödeme e, bunu bundan bahsediyor konuşmasının içerisinde ve bu anlamda baktığımızda hani garantinin genel anlamda bilançosunda yüzde 65 e, mevduatlar aktiflerin yüzde 65'i mevduatlar ile fonlanıyor bankada. Şimdi şöyle bir baktığımızda fiyat kazanç oranının gayet makul seviyelerde olduğunu. Yasa değeri böyle defter değerinin de yine 0.51'lerle oldukça uygun Kim seviyelerde. Bunun de raporu olur. vardı bankacılık sistemiyle ilgili değil mi? Evet. Iyi, yakın. Evet. Ve bununla birlikte takipteki krediler oranına baktığımızda %4.50'ler seviyesinde. Son derece makul. Çok dengeli. Gerçi özel sektör bankaları kamu bankaları gibi o kredi verme süreci içerisinde görev... daha geriden geldiler daha temkinli geldiler. Bu bankaların ait tuttuk zaten. Tabii aktif rasyosunun devreye girmesiyle birlikte ister istemez kredi noktasında çok daha geride kaldılar. Sermaye yeterlilik oranına baktığımızda an itibari 16.90'lar. Net faiz marjına baktığımızda yani son derece dengeli bir çarpanlar durumu söz konusu garantide. O açıdan baktığımızda senin dediğine katılıyorum. Aşırı aşırı alım şey satım bölgesinde noktasında fiyatlamaların son derece iskontolu olduğunu bu bilançodan da görüyoruz. Peki son durum bize ne der? Yatırımcı orta vade için, kısa vade için ne yapabilir? Şu bölgeye geldiğinde ki bu yani Mart ayında pandemi düşüşünün olduğu bölgeye yaklaşmamız demekti. Altılara geldiğimizde dokuzuncu onuncu aylarda hareketin başladığı yerde altılar, altı buçuklar. Hı hı. O bölgeye geldiğimizde. Pozisyon açılma ihtimalinden bahsetmiştik. Nitekim oradan hemen hareket 21 günlüklere ulaştı. 21 günlüğü destek aldı 50 günlüklere ulaştı. Evet. 50 günlüğü destek almaya çalışıyor şimdi. 50 günlük ortalamamız 7.62'de. Kapanışımız 7.68'de. Hı hı. Bugün 7.68'de kapa kapadık. 21 günlük aşağıda 7.34, 7.35 tam da yata eşik. 7.35 stoplu. 50 günlüğü kırsak bile... 7.35 toplu çünkü 7.35'in altta tekrar hani 6 6.5 bandına geri gelme ihtimali olur bir kez daha hı hı. döngü için. Ee, bir garanti bankası grafiği var ve hala al sinyali bugünkü satışa rağmen bana göre devam ediyor. 50 günlük üzerinde kaldığı sürece. indikatörleri koymuyorum. İndikatörler dedi de durum değişmedi. Kısa vadeli satış bakalım günlük ve haftalık görünümü değiştirecek mi? Eğer 50 günlük üzerinde kalmaya devam ederse gideceğimiz yer 200 günlük ortalama. Daha önce de zaten 200 günlük ortalamaya bak. Şu harekete iyi bak. Şuraya konsantre ol. Hı hı. Önce fiyat geliyor. Sonra 21.50'yi kırıyor. Henüz 21.50'den uzak. Sonra beraber ortalamalar 200 günlük kıldığı andan itibaren yukarı yönlü. Ondan üzerinde 10.5'lara kadar bir hareket oluşuyor. Sonra düzeltme. Şimdi gepler var bu aralarda. Gepleri vermedim çünkü gepler zaten 50 ve 200 günlük ortalamaya eşit. Hani çok fazla şey vermemek için. Demek ki 7.60'da ve 8.20'de iki tane gap var. O gap'ler bir kere kapanır. Aşağı 7.35'in altına inmedikçe. Kapandığı an bir de bunun üzerine çıkıyorsak şu alçalan bir trend var bak. Ve bir yatay eşiğimiz var. Önemli bir seviye. Çünkü buralarda bir maliyetlenme var. Bu kağıt yani garanti önümüzdeki dönem 8.75, 9'u geçtiği andan itibaren tekrar... 10 ve üzeri bir fiyatı yani 10-11 bandını bize düşündürür. Bu senaryonun realize olması için 7.35 maksimum 7'nin kırılmaması ama her 6 6.5 girişte de ben yukarı yönlü bir hareket beklerim garantide. Özetle grafiği tepki üretmeye hazır Hı -hı. motivasyonu var ama dediğim seviyelere direnç ve desteklere ekstra Tabi azami dikkat gerekiyor onu bir kez daha hatırlatalım ama ucuz mu bak nereden geliyor 12,5'lardan bu TL bazlı bir de. Dolar bazlı versem aynı bankacık en eksik. Değil mi? Evet. <laughs> İkinci bankamız Akbank ve burada da Akbank yılı ilk çeyreğinde 2 milyar 28 milyon TL konsolide net kar elde etti. Yine sendikasyon kredisi almasıyla gündemimize geldi bilanço öncesinde. Fili dolaşımdaki oranı borsada işlem gören onun İş kar biraz daha, evet biraz daha fazla. İste başına kar tabi bu rakam değişmekle birlikte 1.34'lerde ve bununla birlikte piyasa değeri de zaten kapanış fiyatlarına göre günlük olarak değişmekle birlikte baktığımızda bankalar içerisinde, özel mevduat bankaları içerisinde borsadaki performans, TL bazındaki performans da biraz daha ön plana yani çıktığını gördük. Yani 3 milyar dolar civarında bir rakama tekabül ediyor ucuz evet. mu ucuz yani. Aynen öyle aynen öyle ve şöyle bir baktığımızda e, yine e, Akbank'ın genel müdürü Sayın Hakan Binbaşı'nın açıklamalarına da yer verdiğimizde diyor ki ekonomimize sağladığımız kredi desteği 299 milyarı nakdi olmak üzere toplam 359 milyar TL seviyesine çıkardık diyor. Toplam mevduatımız 310 milyar TL aktiflerimiz ise 517 milyar liraya yükseldi diyor ve yüzde yirmi düzeyde gerçekleşen güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olmayı da sürdürdük diyor. Şimdi bakıyoruz burada finansal varlıklar olarak baktığımızda 2021 birinci çeyrek ve 2020 son 12 aylık baktığımızda öz kaynaklarında yine artış var. Hafif şey de olsa Beklenen zarar karşılıklarında artış var ama bu... Öz kaynaklarına oranla... Oranladığımız zaman sıkıntı değil. Bir de kredileri mevduat artışıyla desteklemiş. Aynen öyle zaten onu söylüyor hani şeyde baktığımızda toplam mevduatımızı 310 milyar liraya yükselttik diyor. Aktiflerimizi 517 milyar liraya yükselttik diyor. Ve burada güçlü sermaye yeterlilik rasyonumuz... Da yemeden diyor. kredi açmış. Tabii ki ve... Hemen şöyle bir bakıyoruz. Sendikasyon tutarımız 675 milyon doların üzerinde yeniledik diyor. Ve burada baktığımızda yenileme tutarını %126'sına karşılık gelen 792 milyon dolar tutarında rekor bir talep geldiğini de hatırlatıyor o sendikasyona. Ve %107 yenileme oranı %107 olarak gerçekleşiyor Akbank'ın ve sürdürülebilir iş stratejimizin. Önemli bir parçası olarak sürdürülebilir. Yani yabancılar sendikasyonla kredi verecekler ama bu bankayı bu fiyattan almayacaklar. Ne Ay, zamana kadar? Değil mi? Ne zamana kadar? Şimdi devam edelim. Burada şey diğer rasyonlarına baktığımızda senin söylediğin biraz önceki TL mevduata gelirse TL mevduat hacmi %9.9 ile güçlü artış gösteriyor. Bu birincisi. İkincisi net faiz marjı 170 bas puan geriliyor. Komisyon gelirleri %41.7 artıyor. Yine Akbank'ın bununla birlikte birinci çeyrekte bankanın komisyon gelirleri bir önceki çeyreğe göre yüzde 41.7 yıllık bazda yüzde 9.1 oranında artış göstermesinin yanı sıra hazine işlemlerinden elde ettiği gelir bankanın çekirdek gelirlerini için de destekleyici oluyor. Ve kur etkisi hariç net karşılık giderlerinin de çeyreksel bazda yüzde 19.4 gerilemesi net karı yükselten bir diğer faktör olarak dikkat çekiyor. Analiz raporunda vakıf yatırımın ve bununla birlikte şöyle bir bakıyorum. Diyor ki endeks üzeri getiri uzun vadeli al tavsiyemizi sürdürüyoruz. Banka hisseleri son bir ayda biz 100 endeksine göre %2.5 bankacılık endeksine göre %2.8 pozitif ayrıştı diyor vakıf yatırım. Ve burada hedef fiyatını 8.83'ten 7.56'ya revize ediyor aşağı yönlü. Ama endeks üzerinde getir olarak da koruyor. Şimdi e, grafiğimize bakarsak grafiğimiz e, bu revizeyi fiyatlıyor mu? Yani bu diğer şeyde fiyatlamalar içerisinde yoksa mesela şöyle diyor şeyde yine raporun bir yerinde öz kaynak karlılığı oranı çeyreksel bazda 0.8 puan artıyor ve %11.5'e ulaşıyor bu önemli. E, net risk maliyeti %2.5'ten %1.1'e iniyor. Şimdi bu çok önemli. Risk maliyetindeki düşüşler karla pozitif yansır. Kesinlikle. Bu da demektir ki ikinci çeyreğe hazırlık aşamasında bankacılık Aynen. sektörü. Ve burada Akbank bu şeyde değerlendirmeler ışığında sence şu andaki garantide olduğu gibi bu durum, bu pozitif durum fiyatlamalara henüz yansımamış mı? Ya Yansım. da biz ilk ışığı, yeşil ışığı nerede alırız? Yani yansımamış aynı garanti gibi. Garanti biraz daha hızlı tabii performans. Tabii etmiş. o biraz daha şey olarak Ama farklı. Ama burada da bak de. gördüğü dipten son bir senelik perspektifte hızlıca 21'i geçip 50 günlüğe ulaşmış aynı performans. Hı hı. Ama tabii daha aşağıda hareket oluşmuş. 5.04 kapamışız bugün 50 günlük ortalama 5.20'lerde. Şimdi 5.20'yi denemişiz. Eğer 5.20'yi test edersek ve geçersek Orada da aynı efekt. 200 günlüğe doğru gitme isteği. 200 günlük ortalamamış 5.70'te sevgili ben. Yani 5.20'yi geçtiğimiz andan itibaren 5.76. Hatta 6.5. Zaten onun üzerinde hareket bir önce döndüğümüz 7.5'lara kadar da gidebilir. Daha önce 9'lar civarındaki düşüşün dipleri bunlar. Fakat ne kadar dibe yakınız bak. 2019'a kadar TL bazlı baktığımız zaman zaten buralardan de hep destek geliyor hisseye. Evet. Alım yerleri buralar. 21.50 günlüğü kırmamış. Net alım sinyali yok. Trend oluşmamış. Kabul. Hı hı. Ama bu alım için zaten en dibi bulmak diye bir şey olmadığına göre kademeli bu tip Geniş hisselerde iniş bu bilançoyla konsantre olacaksın. Ha geldi bir kez daha 4.65'te tutmadı mı? 4.450 bandı zaten. M ...maksimum e, kısa vadeli düzeltme seviyeleri olarak kalabilir. E, oralardan alıp sizi buralara taşıyabilir. O sırada 21-50 günlük de aşağı kat edecek. Ama buraya gelmeden... ...yani açık söyleyeyim... ...5 maksimum 4.65 stoplu. 5.20 üzerinde kaldıkça... ...5.65 6-6.5 hedefli bir Akbank grafiği görüyorum. Netice itibariyle. Şöyle zaten resimde aynı garantideki gibi... 50 günlükler geçildiği andan itibaren hele bir 21-50 günlüğü geçerse 200 günlüğe doğru hareket netleşir. 200 gün üzerinde kalıcılık da netleşir. Çünkü 200 günlüğü her geçişte bak şu marjlara, şu oluşan marjlara 200 günlükten uzaklaşma trendi minimum bir buçuk. Yani %20 potansiyel daha demek. Buraya kadar bir kere bir %15 var. %10-15 var. Sonra orayı da geçerse bir %15 daha var. Birleştir. Minimum %20-25'lik bir performansdan bahsediyoruz kısa vadede. Yeter ki global tarafta sert bir düzeltme olmasın. İçeride bankacık sene doğru alım yönünde hareketlilik oluşmaya devam etsin. Akbankada evet. durum farklı değil. Ama desteklere tabii ki konsantre olacağız. Şimdi sırada İş Bankası C var. Ee, bir an geldikten sonra. Bu hem arada banka doğru. hem holding gibi değil mi? Tabii yani ona banka, banka demeyelim. Ona iş holding diyelim. Yani bir şişeyi bazal al diğer hisseleri <laughs> baz Şimdi bununla ilgili olarak da şöyle baktığımda e, bilanço değerlendirmelerini e, özellikle birinci çeyrek finansalları için e, net karı birinci çeyrekte e, 1.853 milyon TL seviyesinde gerçekleşiyor. Ve e, yapı kredi yatırımın beklentisi 1.621 milyon TL civarındaymış piyasa beklentisi ise 1.640 milyon yani bunun biraz üzerinde gelen bir bilanço. Sonuç beklentilerimizden daha iyi gelişmesinde güçlü iştirak gelirleri, tahsilat gelirleri ve düşük efektif vergi oranının etkili olduğunu düşünüyor yapı kredi raporunda. Ben de burada özellikle güçlü iştirak gelirlerinin payının büyük olduğunu düşünenlerdenim. Çünkü diğer içindeki şeylere baktığımızda özellikle şişe cam dahil olmak üzere gelen bilançolar ve ee, güçlü bilanço yıllar itibariyle performanslar açısından sadece tabii ki şişe değil. Hedef fiyatı da yapı kredi yatırım bilanço geldikten sonra 8.90'dan 7.10 seviyesini indiriyor ama alt tavsiyesini koruyor. Şimdi bu da tabii ki şey tabii e, kurumların kendi takdirleridir. Bilanço rasyoları baz alınarak bunlar yapılır. Ama bu durum da aslında şöyle olmalı. Yatırımcı bunu okuduğu zaman, bu raporları okuduğu zaman hani a daha da düşecek fiyatı ben bekleyeyim noktasında olmayıp ha daha çok dikkatli olayım. Bu demek ki yavaş yavaş alım noktasına gelmiş. Hedef fiyatlar aşağı yönlü revize edilebilir ama bu hisselerin kötü olduğu anlamına gelmez. Tam tersine bunlar alım için fırsat seviyelerine doğru yaklaşıyor şeklinde de bir finansal okur yazarlık anlamında da düşünce kalıbını yerleştirmeleri gerekiyor. Çünkü o zaman ne olur biliyor musun? Fırsatları yakalamış olurlar biraz daha vadiyi uzatırlar belki alım yönünde ama fırsatları uzatırlar. İş Bankası birinci çeyrek net karı piyasa yüzde %13 üzerinde geliyor. Ve bununla birlikte vakıf yatırımında yine İş Bankası için hedef fiyatını 8.71'den 7.76 seviyesine indirdiğini ama alt tavsiyesini koruduğunu görüyorum. Ve orada da özellikle baktığımda değerlendirmesi içerisinde bankanın Swap dahil net faiz gelirleri bir önceki çeyreğe göre %29.8 düşüş gösterdi. Komisyon gelirleri ise %0.9 ile sınırlı kaldı görüşünde raporun içerisinde. Ve bununla birlikte evet diyorlar ki yani kar getirdi ama bununla birlikte net faiz gelirlerinde ve komisyon gelirlerindeki e, sınırlı artış karlılığını olumsuz yönde de etkiledi. Hani piyasa beklentisinin üzerinde geldi olumlu. Ama bu açıdan baktığımızda bunun ikinci çeyreğe yansıması biraz zaman alacak ve çoğunu da iştiraklerinden elde etti görüşü hakim. Yani tahsilat gelirlerinden, iştiraklerden, düşük efektif vergi oranından bu karlılık rakamına geldiğini düşünüyorlar. Şimdi bilanço rakamlarına baktığımızda krediler ayağında bir artış var hafif çaplı. Mevduatlar tarafına baktığımızda yine birinci çeyrekte artış görüyoruz. Beklenen zarar karşılıklarında düşüş var. Öz kaynaklarına baktığımızda ise orada da tabi buna bağlı olarak bir azalış, ufak çaplı bir azalış görüyoruz. Ama bunlar hani e, bankacılık sektöründe şimdi uzunca yıllardır da hep böyle beklentilerden daha iyi karlıklara e, şeye alışkın olan piyasada beklentiler ya da beklentilerin biraz üzerindeki karlıklar sanki hiç kere elde etmemiş gibi düşünülüyor. Bununla birlikte faiz gelirlerine bakıyoruz. Ciddi artış var. Faiz giderlerinde bir yükseliş durumu söz konusu. Net dönem karına baktığımızda bu zorlu döneme rağmen yine net dönem karını birinci çeyrekte artırmayı başaran bir iş bankası olduğunu görüyoruz. Net faaliyet kar ve zararına baktığımızda ise net faaliyet karını da arttırmış. Ben her zaman onu söylerim. Esas faaliyet geliri kardır. Yani oradan o elde edilen. Çünkü o işletmenin ya da bankanın sürdürülebilirliği anlamında önemli bir kriterdir bu anlamda. Şimdi farklı yine baktığımızda finansallar Deniz Yatırım'da diyor ki iş Bankası için al alt tavsiyesini devam ettiriyor ve bununla birlikte olumlu olarak değerlendiriyor bilançosunu ve şöyle bir bakıyorum net kar rakamı ile birlikte e, neye bağlıyor bu şeyi? Net faiz gelirleri tahminlerimizin kısmen altında gelirken beklentimizden düşük karşılık giderleri ve vergi giderleri net kar beklentimizi üzerine taşımıştır. Demek ki o zaman değerlendirme yapılırken kriterler de aşağıda tutulmuş. Ama şimdi buraya kadar anlıyorum ama bununla birlikte hedef fiyatları aşağı yönlü revize etmelerini de çok anlamlı bulmuyorum. Çünkü bu bir ay sonra bunu tam tersi de gerçekleşebilir. E, o açıdan yatırımcı tarafında şimdi birazdan senin grafiklerde bize bahsedeceğin gibi e, al sinyali üretiyor mu buna bakalım. Bununla birlikte fiyat kazanç oranına baktığımızda makul seviyelerde olduğunu görüyoruz. Son derece makul. Piyasa değeri bir defter değerine baktığımızda ise 0.31 yani 0.50'nin altında son derece ucuz olduğunu gösterir. Onu da belirtelim. Takipteki krediler oranına baktığımızda e, ee, daha önce bu mukayese ettiğimizde yüzde beşler seviyesindeydi. Bir tık iş bankası biraz daha bunun üzerinde. Sermaye yeterlik rasyosuna baktığımızda ise yüzde on Tüm bu şeye rağmen güçlü bir sermaye yeterlik rasyosu var. Net faiz marjına baktığımızda yüzde beş seviyesinde. Orada biraz e, temkinli e, izlemekte fayda var diye düşünüyorum. Sen neler söyleyeceksin bize İş Bankası ile ilgili? Evet, Gülbergin yani bu da yani hele İş Bankası gibi bir rakamları olan yani ki öz sermayesi, öz kaynakları en yüksek olan bankalardan biri iştirakleri sebebiyle evet. e, piyasa defter değeri o yüzden diğer iki banka oranında daha düşük. Sola sanayi, cam sektörü Aynen. değil mi içinde yani, aklıma gelenler hemen? Ve burada da aynı hareket bak dört buçuklardan destek bulup 21 günlüklere ulaşır. oradan tam 50 günlüğü test ediş bütün... 3 bankada şu ana kadar anlattığımız gibi teknik kriterle uygun hareket ediyor. Demek ki yatırımcı niye biz 21-50-200 günlüğü kullanıyoruz Evet. ve bunları üstsel kullanıyoruz bir kere daha anlıyordur. Yani birçok ortalama koyarsınız birçok destek direnç çizgileri yuvanaç düzeltme seviyeleri biz de yapıyoruz. Yani ben bir ekranda farklı farklı ekranlar oluşturup 10 farklı grafikte de bakabiliyorum tek bir şey ama en yalın haliyle hı hı. desteği buldunuz. İndikatörünüzü aşağıdan al verdiği zaman şuradan artık burası denenir. Aşağıda da şuraya stop konur. 4.5'ün altında 4.30'lar civarı olması gerekiyor. 4 4.50 tabii 4.30 stoplu. 4.50 de pozisyon açan bir yatırımcı 21.50 günlüğü kendine hedef koyar. 21.50 günlükte nereler? 4.96 5.15 oraya kadar almış zaten karı. Evet. yani Yani Şimdi devam için 50 günlük bir kırması. Aynı hareket bak. 200 günlük ulaşması. 200 günlük 5,5'ta. Hı, hı Eğer önümüzdeki günlerde bu hafta tabii biz birkaç gün kapalıyız. Önümüzdeki pazartesi. Şu iki günlük kapanış önemli ama e, yarınki yarım günlük kapanış ama asıl pazartesi günü global piyasalardan negatif bir piyasa devralmazsak hı hı. eğer 50 günlüğü de geçebilirsek İş Bankası'ndaki hedef 5.5-5.80 beş bu bölge. Önce bir 5,5 geçerse de 200 günlük ortalamayı 6, 6,5 hatta 7'lere doğru bir hareket potansiyeli. Fakat dediğim gibi bankacık endeksinin dediğim seviyelerden artık yukarı yönlü hareketi tamamında aynı görüntü. Hepsi 50 günlük civarında kümelenmiş. Doğru. Üçü de. Bakalım yapı krediyi birazdan göreceğiz. Bundan sonraki hisseyle de söylemiş <laughs> Ama 21 günlüğü yani 4.95'i bir stop olarak koymakta fayda var. Bir de yatay koyalım şöyle tam 4.95 çıkar zaten. 4.95 stoplu çünkü aşağıda tekrar buraya gelir buradan bir alım daha denersiniz ama en azından yukarı yönlü bence şöyle bir grafikte şuraları görmüş. Her seferinde 200 günlük ortalamayı test etmiş. Kırdığı andan itibaren de dev volümlü işlemler gerçekleştirmiş bir iş bankasının önümüzdeki dönem portföylerde olması bence hı hı. rasyonel olur hiç de mantıksız olmaz. Orta vadeli portföylerde yerini alabilir. destekleri olabilir. ve dirençleri nasıl kullanacağımızı, o stratejiyi nasıl kurgulayacağımızı iyi bilelim. Arada bunu da anlatıyoruz hı hı. zaten. Kesinlikle. Dediğim gibi hedef hani fiyatlar aşağı yönlü revize edilebilir. Bu fırsat kolama şimdi Hatta bir ara içinde. senle beraber Hı -hı. ben bir iki indikatörü koyayım aşağıya bir grafik üzerinden. Aha. Makt nerede al verir? İşte RSI, işte standart bazı şeyleri de. Tabii tabii onları da gösterelim bir, çok iyi olur. Bir yayında da öyle bir tabii. mini bir bölge koyalım. Yani Makt al veriyor ama hisse mesela Veya yatırımcı oluyor. Ben bir hareket bekliyorum uyum, ama. uyumsuzluk. Evet uyumsuzlukla karşılaşıyor. Stokastik. ]laşıyor kullanmak evet. vesaire veya kendi indikatörünüz varsa veya indikatörleri optimize etmek. Benim var mesela. Var değil mi? Tabii. Acemi benimki amatörce <laughs> ama ya ama ben şey ben nokta Ya konforluysa bak en önemli şey acemilik diye bir şey yok sevgili verdim konfor. Sana gösteriyorsa, yönünü gösteriyorsa Gösteriyor. ve nerede pozisyon almanı sana e, net olarak yüzde yüz göstermesi mümkün değil. öyle bu bir şey yok zaten. Bu stratejistler bana kızacaklar ama hani böyle işte şu olursa şurayı görür, bu olursa burayı görür. Ben şimdi böyle izliyorum. Peki ne olacak? Şimdi stratejist olarak cevap vereyim. Heh. Pardon diyorum çünkü Aha. o sana değil o. Diyorlar ya hocam oraya da söylüsü, buraya da söylesin. Bir dakika biz seviyeleri veriyoruz. Ne yapmanız gerektiğini de anlatıyoruz. E kırıldıysa al artık. Yani 21 günlüğü <laughs> e, hedef yapacaksın, alacaksın. Stratejist alsat demez. Portföy yöneticisi alsat. Bravo. Onu o da kendine söyler. O ayrımı, o ayrımı yapmalı. Ve yapmadan... sadece yol haritasını çizer. Danışmanlık... Seçenekler, seçenekler dairinde. Ya biz storyboard'a tamamıyla anlatıyoruz. Artık o storyboard içerisinde o e, şeyi kullanacak olan, inisiyatif kullanacak sizlersiniz. Ama nasıl kullanacağınızı da anlatıyoruz. Tabii. Daha açığı yok ki orada müşteri 21, temsilcisiyle portföy yönetimi sözleşmesi yapan uzmanı buna cevap verebilir. Yani. Stratejist sadece yol haritasını çizer. İşte ben hani strateji... Bencesi yok bu işin çünkü. İşte 25-30 senede öğrendiğim tabii, budur. Stratejistleri izlerim, raporlarını okurum. Nereye yedek senaryosu tabii, yoksa? Tabii, bir e, portföy yöneticisi olarak e, şey olarak baktığımda kendi kararımı noktasal olarak veririm. Ve noktasal atışlarım belirlerken de her zaman şu kara kaplı defterim vardır piyasa reaksiyonlarını birebir izle. şu var. Kendi indikatörümle 10 grafikte bakıp bencesini oluştururum. Aynen. Ben de. Ama öyle. bizim amacımız bu orada bu değil. Yatırım danışmanlığı bencesi, yapmıyoruz biz. bencesi bunda. değil. Burada olması gereken normal veriyoruz. normal piyasadaki oluşumun nasıl şekillendiği. Yani. Şimdi insanlar şunu dinliyor. 21 günlük, 50 günlük, 200 günlük ne ifade ediyor? Onun için konfor olanı olarak veriyor. Evet. Ne yani, ifade ediyor? Çok basit söyleyeyim. Aha. Orada psikolojik algı var. Aynen. Orada maliyet var. 21 günde oluşmuş maliyet, 21 günde oluşmuş psikoloji. O bir eşik olmuş artık. Tabii. Oraya geçtiğin an 21 günde oluşmuş eşiği atlıyorsun. Ve bu yukarı doğru hareketi beraber etkiliyor. Ondan sonra 50 günde seçikliyor. oluşmuşa doğru gidiyorsun. Tabii ki. 50 günlüğü de atladığın zaman cari fiyatla 200 günde oluşmuşa doğru gidiyorsun. Hele 21 günlük ortalama ilk 50 günlüğü kırıyorsa bu bir sinyal oluyor. Daha da güçleniyor hareket. Kesinlikle. Bu sefer çünkü 20, son 21 günde işlem yapanların 50 günde işlem yapanlara nazaran daha kuvvetli olduğunu gösteriyor alım yönünde. Evet. En basit anlatımda para, para, para girişinin olduğunu ve hissenin Hareketi yukarı yönlü hareketini. Evet ha, yukarı yönlü hareketin yukarı doğru devam e edeceğini de doğru. Dedi, anlıyorsun. Ondan sonra yata eşikler. Koy fibonacci düzeltme seviyelerini, koy tren çizgilerini devam et. Nerede düzeltmelerle karşılaşabilirim? Ha. Nerede şey olur? Sıkıntı Çabuk çıkmak istiyorsun. Koy 13 günlüğe stopunu. Evet. Daha evet. Çabuk çıkmak istemiyorsun. Duyarlı, koy yine bir gün nasıl topunu? Tabii. Bu strateji, bunu da söyledik İyi de oldu. Araada da söylemeye, söylemeye devam. Söylemeye devam edeceğiz. Evet, son Yapı Kredi Bankası, Yapı Kredi Bankasında da baktığımızda geçen sene e, oldukça beklentilerin üzerindeki kar rakamıyla. Ee, bir şeyde, ...yılın son çeyreğinde e, inanılmaz bir e, karlılıkla yüzde %191 artış göstermiş. Yanlış hatırlamıyorsam. Ve baktığımızda birinci e, çeyrekte e, piyasa e, beklentilerin hafif üzerinde... ...1.453 milyonlara net kar açıkladı. Çeyreksel bazda %91 artışı işaret ediyor. Şimdi şöyle bir bakıyorum. E, şeyde e, Öz kaynak karlılığı %12.4 oranında gerçekleşiyor... Karda %29'luk bir artış var. Fili dolaşımda Yapı Kredi Bankası'nın 30, %30 civarında fili dolaşımda. Hisse başına karlık 1 liranın altında ama oldukça istikrardır. Zaten bankaların hani düzgün temetti ve sermaye arttırımları vardır. Sadece BDDK'nın tavsiye kararına uyup belli dönemlerde karlılıklarını dağıtmazlar. Ve bununla birlikte şöyle baktığımız zaman piyasa değerini ki kapanış değerlerine göre oluşuyor. Bu hareketlilik içerisinde Bilançosundan kaynaklı biraz daha piyasa değerinde hafif gerileme olsa bile yine güçlü bir e, yapı kredi bankası görüyoruz. Şöyle bir bakıyorum, kredi mevduat makasında sınırlı daralma, net ücret ve komisyon gelirlerinde yıllık bazda rakiplerden güçlü artış var diyor e, şeker yatırım. TL kredilerde daha davranmış, değil mi? Evet, TL kredilerde sektör üstü per, e, büyüme performansı, e, TL bireysel krediler e, büyümesinde Hızlı artış, kredi risk maliyetinde normalleşme ve 1 milyar TL tutarında aktiften silme ve karşılık oranlarında artış çeyreğin ana unsurları olarak öne çıkmakta. Şöyle bir bakıyoruz kredilerde evet artış var. Mevduatlar tarafına bakıyoruz mevduatlarda da artış var. Neredeyse ikisinde de %10'luk yani. Evet aynen öz kaynaklarına bakıyoruz. Öz kaynaklarını da bu dönem içerisinde arttırmış. Beklenen zaa karşılığının bir miktar artmasına rağmen arttırmış. Artmasına rağmen. Evet. Yani ama zaten hepsinde hemen hemen var. Yani kredi verenler hep işte e, bunlara karşılık da sadece kredi değil, diğer olası şeylere karşı beklenen karşılıklar ayırmak gerekiyor. Yani çünkü zorlu o bir finansal var. süreçten geçiyorsun. Tabii. Yani her türlü riskle Ödenmeme karşı Ödenmeme riskine karşılık. Ödenmeme riskine karşısın. E, yani banka olarak birçok yükümlülüklerini yerine getirememe riskiyle karşılaşabilirsin. Her şey olabilir. Konjonktür bir anda dönebilir. Ve tabii ki burada e, sıkıntı olabilir. Ya da taahhütlerini yerine getirememe riskinde Ama de bu bilançolarla bankaların zorda kalacağı bir senaryon oluşması için global bir kriz gerekiyor. Kesinlikle. Yani. Kesinlikle. Yani. İtalya'da neden korkuluyor? Neden aslan payını İtalya'ya verdiler? Hem tahvil bona hem de bankacılık sistemi korkmuş boyutlarda. Amerika'yı bilmiyoruz. Stres testinden ne kadar geçti? Geçebildi mi? <laughs> bu kadar para enjeksiyonu yapıyorlar. Halk arzlar, banka ve yatırımlar üzerinden geçiyor Amerika'da. Ne yapıyorlar? Yani bu musluğu kapatabilirler mi? Ben diyorum ki yani bu parasal genişleme, bu fon akışını devam ettirmek zorunda Amerika. Ya zaten sevgili vergi 4 trilyon dolar daha vereceğim diyor. Ne kadarını vergi olarak toplayabilecek? Yani. Gene gidecek ABD tahvili basacak. Evet. E, bunu da Fed alacak. Tabii. Kime o aldıracak? yüzden borsalarda durmak yok yola devam bankalarda aynı şekilde. Şimdi şöyle bir bakıyorum. E, şeye şeker yatırımı yapı ile ilgili e, hisse üzerinde hafif pozitif bir etki bekliyoruz diyor bu bilanço sonrasında. Banka 2021 bütçesinde bir değişikliğe gitmemiştir diye ekliyor. Hedef fiyatını 3.90 lira olan hedef fiyatımızı 3.05 olarak revize ediyoruz. Bu da aşağı yönlü revize ediyor. Ve aynı zamanda makro tahminlerimizdeki değişiklikler, kurumlar vergisi oranlarındaki artış ve sermaye maliyeti oranımızı 200 bas puan arttırarak %15.5'e yükseltmemiz nedeniyle bu hedefi aşağı yönlü revize ettik diyor fiyat hedefine Ve yeni hedef fiyatımız %45 artış potansiyeli bulunmakta. Al tavsiyemiz de tuta çeviriyoruz diyor. Ee, sen ne dersin? Ee, son 5 dakikaya girdiğimizi söylüyor yönetmenin bu arada. 5 dakikanın 4 dakikası içerisinde yapı kredide neler oluyor bize e, portföyler için alım A, seviyeleri onu iki tahmini da aradıklar ne olur? Onu. Çünkü altın ve ons, gram altın hazırladığımız Hı -hı. için evet, hatta gümüş. Kısaca o Onlara, zaman söyleyelim. Yani Aynı şey dipleri gördükten sonra ikiler civarında bir hareket hemen 21 günlüğe geliş fakat burada 50 günlüğe geliş henüz yok farkındaysan. 2.12 kapamışız. 2.13, 21 günlük. Eğer 2.13 üzerinde kapanışlar başlarsa 50 günlük. 2.27'ye kadar. Devamlı 200 günlük. 2.45, 2.50'lere kadar bir hareket. Hı hı. Potansiyel. Stopumuz neresi? 2.10'lar. Maksimum 2'ler. Her 2'lerin altına gelirsek çünkü şu bölge kırmış oluyoruz. Aşağı yönlü bir hareket. Ha olur mu? Eğer global piyasaları düzeltme devam ederse, 21 günde geçemiyorsa şu bölge veya maksimum şu böyle 1.75 iki bandı içinde tekrar alım denenebilir. Eninde sonunda şu 200 günlüklere doğru bir hareket ben burada da bekliyorum açıkçası. Hı hı. Ama yukarı yönlü gidebilmesi için 2.5 üzerindeki hareket artı şu bölgenin çoklu bölgenin. Bak ortalamaların da destekleri kırdığı bölge önemlidir. Orasında tekabül ettiği yer 2.75'ler çok önemli yukarı yönlü hareketler için onu da hatırlatmış olalım. İstiyorsan buradan artık altına geçelim. Evet e, altın da gram e, altın diyelim ve yayın evet. bugün böyle tamam. Bir insanlar gördüğü zaman iki şey soruyorlar. Ya hisse, hisse bulucu olduğumu düşünüyorlar. İkincisi ise altın. Senle birlikte yaklaşık olarak e, 2000 9'dan itibaren altın altın demeye başlamıştık. 2012'de bu çok daha net bir şekildeydi. Ve o zamanki periyoda baktığımızda gram altın tarafında 40 liralardan başlayan hatta 22 liralardan başlayan sonra 40 liralara 60 liralara ve nihayet 80'ler, 100'ler, 200'ler gören bir gram altın serüveni. Şimdi bugün şöyle bir soru geldi. E, 490 liradan gram altın alınır mı? Sen, ayrı kadar ekranımızda 10 altın varsa da yönetmenimizden bu tarafa da bir gram altın mümkün olabiliyorsa rica edelim. İkisini aynı anda görelim. 490 liradan gram altın alınır mı? Şimdi sevgili Belgin ona cevap vermek için biz 400-450 civarında alım için Harikalar. rasyonel demiştik. Evet, şöyle geldi. Yani rasyonel demiştik. Yani Hı -hı. şu bölgede gram altına döndüğümüzde şu 400 civarında çok iyi hatırlıyorum. O Hı -hı. yayınları da izleyenler o döneme gitsinler. Yani ikinci, üçüncü ay 2021'in başında alım için fırsattı. Ama buradan almak için iki şeyi takip etmek zorundayız. On altın hareketi ve dolar tl hareketi. Bir dakikamız var. Cüneyt Şimdi on altında şurayı yani 50-200 günlük arasında bir sıkışma vardı. Evet. Orayı kırdık. 1800-1750 kırılmadıkça yukarıda şu 1875-1900'ü yu geçtiğimiz an çok enteresan bir hareket. 1970 bu sefer geçilip 2000'lere doğru gidebilir o su altın. Güvenli liman sebebiyle de yapabilir bunu. Dikitte imkanları da yapabilir. Bunu yaparsa gram altında o zaman 490 civarında en kısa vade için strateji alım için uygun olur. Çünkü bizi nereye götürür? Önce şu 510'lara götürür. 510'da geçersek 560'lara kadar bir alan oluşur. Gram Oo, bayağı, bayağı bir yükseliyor o zaman. Ama... 10 altın düzeldi. Dolar TL sabit kaldı. O zaman biraz daha aşağıdan almak mümkün. Gram altında rasyonel alım seviyesi benim için ortalamanın kümelendiği yer. Yani? An itibariyle orası artık net gözüküyor. 440-470 bandı hatta 430-470 bandına geri çekilmeler oluştuğunda hı hı. alım için imkan. Zaten onun altı hep rasyonel olarak alım imkanı olarak kalıyor. Evet. Hani 490'dan alanlar çok kısa vadeciler. Biraz da orta vadeli bekleyenler düzeltme bekliyorsa alabilirler ama eninde sonunda bir senelik perspektifte ben 600 üzerinde bir gram altın beklediğimi bir kez daha hatırlatayım. Bir senelik perspektifte. Nokta atışı diyorsun. Çok teşekkür ederim sevgili ben teşekkür, Cüneyt. Ederim. Ben ağzına, teşekkür Ederim. ağzına bilgine sağlık. Hep beraber birlikte. Efendim bir şirket raporunun daha Bu sonuna arada geldik. Bu editör ha. arkadaşımız Emre'ye ve yönetmenimiz Naime'ye bize her hafta böyle destekledikleri için ve tüm kameraman arkadaşlarımız tüm ekibe de teşekkür edelim. Tabii ki tabii ki çok çok teşekkürler. Efendim şirket raporunun sonuna geldik. Bizi destekleyen ekip arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yine yeni ve farklı konularla birlikte olabilmek dileğiyle şimdiden iyi bayramlar diliyorum efendim. Sağlıcakla.